Daha sonuna gelmişken baktığımızda anlatmaya çalışıyorum. Ama bu sefer de hani böyle sonunda soruları ayırmayalım. Ben bir anlatmak isteyeceğim kısım hem biraz burada farklı işte, kurumlardan gelenler de bireyler yani Ala'da veya İzmir'de oturuyor olmak asbeste konusunda bir muhatap mağdur olmak açısından yeterli ve gerçekten bazı şeyler işte, suç duygularıyla yansımasına çıkma değil de işte bir belgelemelerde yavaş yavaş yükecek. Yani onun altını çizelim bu ciddi bir şekilde kurulması gereken bir alan. Hani bizim bize konuşarak değil ama artık bilirsek de devletin bu konudaki işbirliğini ve esası bu mesele bu tarzda üretmenin sonuçlarının silinmesi anlamına geliyor. Gerçekten böyle gemi üretmenin, böyle bina üretmenin veya yani böyle bina sökmenin gerçek maliyetini, topluma maliyetini, sağlığa maliyetini, ekosisteme maliyetini üstüne örtmesidir. Bütün dünyada Türkiye has bir şey de değil. Kapitalizm bu meslek hastalıklarını çevre üzerindeki bütün izleri siliyor. Biz gerçek maliyetin esasında hiçbir zaman görmüyoruz. Ama bir yandan da nereden görüyoruz? Şehir hastaneleri kuruluyor. 6-7 liste artıyor bütün sağlık masrafları ve bunların hepsi de yine büyüme sayıları olarak yansıyor. Ne kadar daha fazla MR, ne kadar daha fazla kanser tedavisi bunların hepsi de yine daha fazla hastane yapıyor. Yani sadece çok hasta bir sistemden bahsediyoruz. Ne kadar daha fazla hastalık yaratırsa o kadar daha fazla hastalık üzerinden de para da kazanıyor. Bir yandan da en önemlisi bütün dünyada böyle bu şekilde üretmenin yani hem kar amaçlı üretmenin ve esas masraflarını doğaya ittirmenin, topluma ittirmenin maliyetle görünmez oluyor. Yani bu çok Türkiye'de has bir mesele değil. Benim bahsetmek istediğim esasında birkaç boyutlu. Yani bu asbestin daha çok konuşulduğu bir nedeni belli türdeki kanserlerin yalnızca asbeste maruziyetten çıkması. Yani bahsettik yaşadığınız yerde asbest çıkıyorsa veya çalışırken veya kentsel dönüşüme veya kentsel dönüşümden önce depreme maruz yani deprem binalarındaki yıkımlara maruz kalmak konuşuyor. Üçüncü bir cins ve neden büyük ihtimalle bunu Türkiye literatüre sokacak kentsel dönüşüm yıkım maruziyeti üzerinden asbest kaynaklı hastalıkları. Üç türü de çok iyi belirlenebildiği için. Yani mesela çok 5 paketli sigara içseniz günde mezetoliyomaya asbest lifinden yaptığınız yani çok tespit edilebiliyor. Bunu yani üstünü örtmekte zorlanılan bir mesele. O yüzden bütün dünyada meslek hastalıklarının kötü bir anlamda kralı deniyor buna. Çünkü esasında daha mı pahlar, daha fazla başka bir tehlikeli malzeme yok mesela gemi inşaatı. İşte kurşun daha mı az sorunlu? Veya bütün bu emisyonlarla yaptıklarımız, bütün bunlar en az bunun kadar, can alıyor en az bunun kadar kalıcı bir şekilde gıdamıza, yeni nesillerin sağlığına, bütün ekosistemin sağlığına mal oluyor. Ama her zaman bireysel davranışları çok çabuk indirgeyelim. Şimdi o yüzden bizim meselemiz asbestli bir öcü gibi bir alan kurmak, bir piyasa kurmak değil. Bu asbest bize bir işaret bir şey olarak esasında daha iyi böyle bir tutamaç veriyor, kaldıraç veriyor. Buradan daha iyi verebiliriz ve özellikle bunun işte inşaat kentsel dönüşüm derseniz neresinden tutasınız? İşte 1200 bina Fikirtepe'de yoksa Bayraklı'da bu kadar uğraştınız değil mi? Depremden yıkılmayanı birkaç ay içerisinde şakışın yıkılan hiçbir doğru dürüst asbest belgesi alınamadı. Bütün bunlar yayılmış bir şekilde olduğu için şimdi bunlarla ilgili 20-30 sene sonra kanserler çıktığında ortalık peşine düşen olsa bile işte oradan mı olacak? Şimdi zaten sağlık hissediliyor. Genetikli yok. Sivaslıydı, Tokatlıydı diye iş karışabilmiş olacak. O yüzden deniz asbestin böyle bir meslek hastalıklarının kralı olması, belli türlerin yalnızca kanser türlerinin bundan kaynaklanıyor olması, belgeleniyor olması. İkincisi de gemi inşaatı asbest yani hala 2010'da Türkiye'de yasaklanmasına, 2000'de Avrupa'da yasaklanmasına rağmen haliyle gemi söküme gelen yerlerde tamire ve inşa burada konuşuyorduk. Burada da ortak aralara girerken konuşuyorduk. Burada çok yoğunlaşmış, sıkışmış bir şey var. Yani esasında daha öncü bir mücadeleyi buradan burada iki tane kaldıraç rahatlığımız var. İki taraftan daha rahat tutabiliriz. Yani o yüzden bunu hep söylüyorum. Hani altını çizerek yani asbest en korkunç. Yani tek korkunç şey değil, böyle bir öcü yaratıp bu sefer insan elini kolunu bağlamaya kullanabilir bir mesele. Bu bizim diğer bütün mücadeleler arasındaki çok önemli ve altını çizmek istiyorum. Asbestin bütün yasaklarla mücadelesi, daha sonra tazminat mücadelesi ve sorumlulukların ortaya koyulması seçilmesi
Avrupa'da halk hareketi, özellikle Fransa ve İtalya'da halk hareketleri oldu. Esasında her zaman olduğu gibi dünyanın herhangi bir yerinde bir mücadele bize belki mevzuat tercümesi olarak olsa bize kazanım olarak geliyor. Böyle mücadelenin arasında, nesiller arasında, coğrafyalar arasında bir aktarım var. Bu da çok önemli, heyecan verici ve mücadeleyi desteklediği bir nokta. Ama ben biraz yeni söküm üzerinden hani bunun içindekileri dedim. Tekrar her aşamada sorularınızı da yapabilirsiniz. Birazcık buradaki vasat olarak ne yapabiliriz? Yani basın açıklaması ve tabii bir yandan da malzemeyi tanımalıyız. Dünyadaki durumu da bilmiyoruz. Bunları da anlatmak istedik ama bir yandan da hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Mesela işte geçen hafta biliyorsunuz Gökhan Han gemisindeki kerestecilerin söktüğü, yakılan vesaire asbestle ilgili mesele ortaya basına yaptı. Bundan önce 2 sene önce burada Nimet Hanım da var. 55 tane yerden günlük numuneler toplayan 55 kişi üzerinden ve İstanbul'da bunlar değerlendirildiler. Gerçekten samanlıkta iğne aramak bir süreçti ve orada da bir tek tersane önündeki bölgede asbest bulundu. Mesela bu da yalnızca basına henüz yansıdı. Bunların her biri esasında önemli kurumlara suç duyurusu yapmak için çok önemli davetiyeler. Yani ne yazık ki kurumların görünür yapan, sonra birazcık okunabilir yapar ama bir adım atmadığımız zaman da moralimizi bozan şeyler haline geliyorlar. Bunların mesela hali 2 sene önceki analizlerde de asbest bulunan analizde. Çünkü bir işin olması bile mevzuata aykırı hareket edildiğini gösteriyor bir kere. Yani hiç olmaması lazım. Full bertaraf edilmesi lazım. Hepsinin sürekli olması gerekiyor. Bir rifinin bile tersanın önünde bu gönüllü şeyin suç olması başlı başına bir tıkanık değil ama tıkanık üretilen bir şeydir mücadeleyle. İlla orada kısık değiliz. Bu suç duyurusu hale yapılabilir. Çok önemli bir çalışmaydı. Öncü bir çalışmaydı bu. İçeri Şehircilik Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 170 iş teftiş kurulları, bütün bunların üzerinden suç duyurulu CİMER. Yani bir de bu kadar basit. Telefonla 170'i de yapmak. Ne kadar çok kişi, ne kadar çok kurum, ne kadar çok STK, sendika bunu yaparsa birbirine koordineli olmasına bile gerek yok. Koordineli olması daha da iyi mesela. Bir anda bunu kilitlenmesi sisteme çok daha büyük bir etki yaratacaktır. Ve emin olun Tuzla'da deneyimiz bu olmuştu. Bu belli işçi nesillerine çok daha kısmi koruyabilir. Hızlı da olsa belli değişiklikler yapılabiliyorlar iş yerlerinde. Yani o baskı, sosyal baskı hissettikleri zaman ve oradan da ismini hiç bilmediğiniz insanların sağlığı ve belli canlarını koruduğunu biliyoruz. Yani çok soğuk etkileri de olabilir. Tabii en üst noktada da bunu konuşacağız. Meslek hastalıkları tanısı biraz sonra anlatacağım. Türkiye'de uyulmuyor, sıfırlanıyor. Tamamen üstü örtülüyor ve işçilerin de tabii ki dediğimiz gibi yani devlet sistemi koymayayım diye yapmış anlatacağım şahsı. Devlet meslek hastalıkları tanısı kurulması diye öyle bir labirent kurmuş ki yani zaten işçi böyle bir deliliğe girmişse çoğu zaman da örgütlülük de çok az olduğu için kişi tek başına don kişi giyecek çok zor bir süreç. Gireni de zaten tüketiyor. Ömrünü de verse ailesi de peşinde olsun. Zaten para zaten çok uzun bir süreç. Tıpçıların meslek hastalığı demiş olması yetmiyor. Kediye ciğer teslim edilmiş. Parayı verecek olan STK'nın Yüksek Sağlık Kurulu'nun oran tespiti olduğu için yani esasında kanı alınmasın ve bu resmi izleri silesin diye kurulmuş bir sistem var. Onun dışında dediğiniz gibi işçilerin bir iyi işçi semptomu diye bir sosyologların kullandığı bir şey var. Özellikle endüstri, imalat sanayi çalışanlar sürekli sağlıklı oldukları kanıtlamak zorunda kalırlar. Çünkü sizin sağlığınız satıyor. Yani ücretli emek sağlığınız satıyor. O yüzden de bu Türkiye'nin ekonomik şartlarında işçi kendi yani ben sağlıklıyım. Yani gerçekten iş yeri hekimlerinden meslek hastalığı tanısı koyduğu zaman yani devlet katında hemen karşılığı olmasa bile dayak yiyen doktorları da biliyorum ya yapamazsın yani çocuklarına bakacağım. Masrafım var, kredi kartı böyle diyeceğim ben o parayı veremezsin. Yani bu da doğru. O yüzden de gerçekten tek başına olacak bir şey değil. Örgütlü bir mücadele parçası üzerinden gelelim son noktada örgütlü mücadelede sendikalar sağlık iş yerinde sağlık hakkından, yaşamsal sendikacılıktan çok uzaklar. Ekonomik sendikacılık, ekonomik haklar. Türkiye'nin neresi bir yandan tabii ki buradaki direnişin de en önemli başlangıç noktası enflasyon uyumlu artıştı. Yani gerçekten öyle yaşayabilmeyi düşünüyoruz. Yani geçinebilmeyi düşünürtüyor kapitalizmimize. Ama o yüzden de sendikalar öncü kurumlar olarak evet geçinecekse ama can, hayat yerine gelmeyen bir şey. Yani kapitalizm senin işçi bedeline dikkat eder. Yalnız çalıştığın sürece varsındır ama bir tane ömrümüz var. Yaşamımız, canımız var. Onu korumak için de yine o örgütlü mücadele kurulması gerekiyor. Meslek hastalıkları tanı sistemini koyacak gerek maddi havuzların bulunması, hukuki süreçlerin götürülmesi, kolektif götürülmesi.
düşürmesin. Bu arada mesela şu anda aktif çalışan 25 yaşında bir işçinin yapması zor ama mesela 10 senelik hak düşürücü sürelerde olduğu için emeklilerine yakın, emekli olmuş, bu işe girebilecek bu süreçlerde işçilerin tespit edilip meslek hastalığı tanısının koyulmasına teşvik edilmesi gerekiyor. Bilebildiğimiz kadarıyla 74, 75, 76 değil mi yanılmıyorsam senesinde 76'dan da bir hayat ulaştırabiliriz bunu arşivimden getirdim. 76'da Hayat Gazetesi'nden Ali Ağa'nın ilk sökümlerinin yapıldı. O zaman başka birileri sökümünü yaptık. Ancak armatörler kiralayıp Toprak Mahsulleri Ofisi'nden kendi gemilerini sökebiliyorlarmış. O süreçten buraya kadar burada hiçbir meslek hastalığı tanısı koyulmamış. İşçiler kendi kendilerine aileleri ve dostlarıyla Fatih Altı'nın toprağa verildiler meslek hastalığı olmalara rağmen. Bu mücadele pek çok yerden, metal işçisinden ve dağınık bütün tarım ilaçlara maruz kalan çiftçilerden, mevsimlik tarım işçilerinden, işte bütün o deterjanları, teknik malzemeleri maruz kalan ev işçisi kadınlardan, mühendislik çalışanlardan çok daha öncü kullanabilecek bir alandayız. Yani aslında bu açıdan bir işçisi öncülüğünü yapma bence imkanı da vazifesi de Ali Ağa'daki işçilere düşebiliyor. Dediğim gibi şu anda belki 30 yaşında çalışan bir işçi değil ama emeklilik var. Çok ciddi hemşerilik ağları var. Babadan oğlu anladığım kadarıyla işçinin aktarımı var. Birbirini tanıyan çok daha tesadüf içinde bir sınıf var. Bunun bir sonraki nesilleri kurtarmak için çok önemli olacağını bir yandan da o işçinin bedenine işlenen tehlikeli malzemeler, toksikler bütün bu ekosistemin yıkımının işaret eşiği bir yandan da bir tek kendi neslimiz değil, türü korumak gibi çok daha büyük bir vazife üstlenmiş oluyor. Yani çok az bu bir şey değil. Bulunduğum hani aktif çok süslere yani sizlerinde burada meslek hastalıkları mücadelesinin, yaşamsal örgütlenme mücadelesinin ölçüsü olabilecek imkanlar olduğunu görüyoruz. Farz hocam bir şey soracağım. Şimdi hocam siz meslek hastalığı diyorsunuz da yani bizim imkan edemediğim yani nedeni bir yasal boşluk var. Yani bizim mesleğimizde bir tanımı yok şu anda. Tamam gerçekten çalışıyoruz ama yani bir tane SSK şeyinde benimkinde mesela yazar tığ kaynakçısı, gemi kesimcisi. Öyle bir meslek dalı yok. Yani kodumuz yok bizim daha doğrusu. Nece kodu var hocam gemi sökümüşçüler. Nece diye bir Avrupa Birliği istatistik kodlarını Türkiye aldık. Ama yani gemide de şey vardı. Nasıl diyeyim size hastaneye giderken bizde kağıt alıyorduk. Mesela tığ kaynakçısı yazıyor. Çıkışta daha değişik şeyler yazıyor. Hala yeni dönemde böyle mi bu? İşe giriş bildirgin ve işe giden... Yani çoğu yerde gemi kesimcisi yok. Yani bir meslek yolumuz yok yanında. Evet. Ama bu engelde değil. Yani atıyorum tır kaynakçısı, onun çoktu bile. Yani su hastalığa yakalandığında o iş yerinde çalışıyordu. O iş yerinin faaliyeti belli. Eğer terfaniyeti anlatabiliyor muyum? Sigortanız var yani. Onu engellemiş, bir yanlış yapıyorsa o süreçte düzeltir. Benim kokonu değiştirebilirsin. Biraz bu aslında örgütlenmeyi kırmayı amaçlayan o şey. Ha, iş kullanma, iş tanımı dediği yani daha 99'da iş tanımı içerisinde tanım var. Belki başka türlü gösteriyor. Ama burada mesela örgütlenme de sizin önünüzde efendim bu liman değil de şişemezler yani. Hani bir örgütlenme olduğu zaman iş metali mi gösterirler diyorsunuz. Yani. Ama başka şeyler kolay. Yani mesela öngörüyoruz ya, bitiyor depodaki mesela bir şey gösteriyor. Evet. Depoda çok daha sorun yani işte. Biraz önce işverenlerin de. Ama sanırım gemi sökümü açıdan da avantajlı. Burada bir örgütlenme olup iş kurulu bu ayrı bir mesele zaten. Bireysel meslek hastalığı tanısı yapılması hiçbir engel yok burada. Ama örgütlenme olduğu zaman iş kurulu itiraz diye malum bir şey var. Bir konumuz değil onu da konuşabiliriz. Bence bunun diğer sektörlerden çok daha az ihtimali var yani. Çok daha az ihtimali var. Bunları meslek hastalıkları ilgili o tabloyu yani neden kurulması gereken bir alan, neler elde edebiliriz, neden öncü olabilir acaba, neden başka ihtimaller var onları anlatmak için önce biz, ha bu arada biz kendimizi çok tanıtmadık yani orada iki tane isim yazıyor. Ben İşçisal İş Güvenliği Meclisi görevlisiyim. 2011'den beri Türkiye tüm iş cinayetleri tabii meslek hastalıkları değil çünkü akciğer kanserinin işçinin herhangi bir tanı süreci yoksa zaten gazeteye de yansımıyor. %90 gazete, sosyal medya, yerel basın üzerinden %10 da artık sizler gibi yerellerdeki ilişkilerinizin bize verdiği bilgileri teyit ederek her ay iş cinayetleri raporları
Ve her sene iş cinayeti raporları yayınlıyoruz. Ve Türkiye'de SGK'nın da var hangi iş cinayeti oluyor. O zaman işçinin yaşına göre, milliyetine göre, cinsiyetine göre, hangi iş kolunda öldüğüne göre, hangi ilçede öldüğüne göre ayrışılmış değil. Çünkü ne zaman insan güzel verir, zarar çıkar, bir şey yapmak istemiyor. Bir şey yapmak istemediğin zaman veri de olmuyor. Biz bu derdi görerek bir araya gelen bir grup, işte doktor, iş, örgütçü işçi, doktor, mühendis, iş güvenliği uzmanı, birkaç akademisyen, araştırmacı, gazeteci, avukatlar oluşan bir grubu ve oradan gördünüz ve ben ilk defa bunun da ön çalışması olan, yani müşteri bize başlatan Tuzla Tersaneler bölgesinde bu ortak çalışmayı tecrübe ettik. İlk defa asbestle de orada tanıştım. Meselenin bir tek görünür ağır ölümler, kazalar olmadığını, o görünür ölümlerin arkasında esas bunlardan kat ve kat daha büyük zamana yayılmış iş cinayetleri dediğimiz meslek hastalığı bunu gördüm. Önce ama bir bu tutulabilir, buzdağının ucu diyoruz biz buna. Buzdağının ucundaki bir Türkiye'deki ve Ala'daki duruma bakalım isterseniz. Ve o zamandan beri Ala dediğim gibi 2015'te sevgili Ertuğrul da burada bahsedeceğiz. Bu şansımız da var. Ertuğrul bir kitabın yazarı. Burada kendisi de oturuyor. İstihbarat Şükrü'nün gençliğinin oturduğunda. 2015'te en defa burada büyük bir yeni hüküm SGK'sı diye Belçika'da Uluslararası SGK'nın genel kuruluna çağrılan çalışmaları bitmesiyle o zaman da Avrupa Birliği sertifikası yani Avrupa Birliği yeni hüküm mevzuatı diyor. Hayatta bir kuruluşun sertifikaları başlıyorlar yani. Kuruluşlar var işte şimşekler, ışıklar veya falan. ISO belgeleri. Aynen şey ISO değil. ISO değil. Onu şimdi göstereceğim size o belgeleri. ISO değil. Kuruluşun Avrupa Birliği mevzuatı biraz sonra ona geleceğim diye bu sertifikaya başlama sürecinde bizi de aradan kaynadık diyelim yoksa hiç kimlemesi imkan yoktu. Bu Avrupa'dan katılımcılar, işte Hindistan'dan vesaire katılımcılar da girdik. Orada girdik. Daha sonra Sao Paulo gemisinin 1000 ton asbestiyle temizlenmeden buraya gelmemesi için kampanya yaptık. Ve biraz uluslararası çok ciddi boyutu olduğu için sertifikalar var. Gelen gemiler yurt dışında ve burada ciddi bir yurt dışında biraz önce Leyla'nın dediği gibi baskı oluşturmaya çalışıyoruz. İşte dilleri kullanarak, araştırmaları yaparak, aktararak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi ilk mesele de Türkiye'deki geçen sene 2170 en az işçi buzdağının ucunda bizim 3. sayfa haberlerinden, sosyal medyadan, bireysel bize gelen haberlerden derlediğimiz en fazla Covid'in de etkisiyle ticaret ve büro iş kolunda işçinin öldüğünü görüyoruz. Daha sonra inşaat, tarım, orman diye gidiyor. En fazla ölüm nedenlerinde de tabii döneme has bir işçi sınıfı hastalığı olan Covid. Bundan önceki zamanlarda da yüksekten düşme trafik kazası arasında dönüşüp geliyor. Yani bunlar esasında işte İzmir'e dair alt verebiliyoruz. Kocaeli'ye gittik bunun. O ile has kapitalizmin beden üzerindeki bedelini gösteriyoruz. Bunlar hepsi esasında birer mücadele verisi. Nereden başlayalım? Nereden, hangi mesela işçilerin nedeninden başlarsak daha çok can kurtarız. Mesela işte mesleki tarım işçilerinin robotlarla kitlesi olarak taşınması ile ilgili ciddi bir trafik çözümü yapılsa görüyorsunuz burada yaklaşık bu 300 ölümü bazıları bireysel traktöründen düşen çiftçiler hemen yani yarısı mesleki tarım işçilerinin böyle taşınması, kitlesi olarak illegal taşınması. Belli sevkiyat rotaları belli, hasat zamanları belli, ne zaman çıktıkları belli, trafik kontrolleriyle ortadan kaldırılacak iş cinayeti. Mesela bütün bu meseleler henüz kamu diye bir şey Türkiye'de artık kalmadığı için çözümünü bekleyen meseleler. Yani gerçekten burada 200 tane insan hayatını kurtarabilir. Bunları söyleyecekler. Veya inşaatta 35 ölümün ciddi bir kısmı işlerin alma iskele dediği iskelenin yapılmaması. O sarsak iskeleleri olduğundan gördüğünüz gibi yüksekten düşme nedenli ölümler. Bu iskelelerle ilgili standartlar ve tabii çok küçük inşaatlardaki denetimler belirlendi. Yani bunu yapacak yapısı demek ki direkt 100 insan daha şu anda bizimle olacak. Günde bu şekilde bizim buzdağının ucunda belgeyken en az 5 ila 6 işçi ölüyor. Böyle de şeyleri de görebiliyorsunuz. Bakın şurada bizim İstik Meclisi'nin verilerine göre gittikçe şurada oranlara bakarsanız oranları yükseltiyor. 100 binde ölen işçi sayısı işte biz ilk başladığımız zaman bile daha da farklı bir kayıt almaya da başladık ama 100 bin işçide 7 işçi ölürken şu anda 15 işçi ölmeye başladı. Kendi içimizde de artık hani eksikleri var, şu var ama seri olarak bir tutuluşu görebiliyoruz. Gerçekten hissettiğimiz doğru, oransal olarak daha fazla, 100 binde daha fazla işçi ölüyor, daha hızlı çalışıldığı için Türkiye OECD ortalamasında
55-58 saatlerde en fazla çalışan olduğu için 20 sene öncesinden de %20 falan daha fazla. Hepimiz daha uzun çalışıyoruz, daha yoğun çalışıyoruz ve teknoloji dediğimiz şeyler iş yerlerine kar amaçlı uğruyorlar ama can kurma amaçlı uğramıyorlar. Yani böyle bir süreliğinden döndürebilirsiniz. Peki Ali Agim Sütüm adamında da yine bu buzdağın ucundaki ürünlere baktığımızda bunlar ilk dönemde Lipteniş Sendikası'nın verileri. Daha sonra Ertuğrul doktora tezini yaparken bunları daha derin bir taramayla derinleşti. Bunun İngilizce olmasının nedeni bu verilerin hepsini buradaki tersanelere sertifik olarak Avrupa Birliği Komisyonu'na çevirip yolluyor olmamız. Siz de bunu gördünüz. Peki isimleri bazılarını araştırıyoruz. Ben ilk senelerde Lipteniş belgelerini aldım. Çok daha da farklı vardı. Mesela doktorik patlaması hatırlayanlar oluyor. İleç ailesinden ölümler oluyor. Sonra mesela sanırım Ertuğrul Semih hakkında oluyor. Bunlar basından o dönemdeki sendika bayine gelenler. Sonra bir bakıyoruz 2007'de müthiş İngilizce bir iş müfettişi çalışma sosyal güvenliği teftiş raporu var. Onlar açık hala 2007'den sonra yok hiçbir tane ulaşım değil. Bu arada şu sene içerisinde 8 tane işçinin öldüğünü söylüyor ama bir tek rakam verdiği için isimlerini bilemiyoruz. Yani hiçbir şekilde bizim ulaşamadık şekilde en sonunda yazılıp kitlere en son eklemek zorunda kalıyoruz. Ölüm nedenleriyle hangi tersanede önemli bir şey her zaman verdiğimiz bilgilerde şirket fail olarak şirketi mesul olarak ismini öne çıkartıyoruz. Ölen işçi değil hani aynı kadın cinayetlerinde ölen gibi faili öne çıkarmak çok önemli. Çünkü bu iş özellikle yeni inşaatlar küçük bir inşaat müteahhitleri ve yeni inşaatların hepsi itibarlarından yaşayan, uluslararası işler bağlayan ve yani buna takılacak firmalardan da iş bağlayan şirketler ve kaynakları da böyle veriyor. Bu da buzdağın görünen yüzü. Ama burada biz ister Ali Ağacı, ister Türkiye ölçeğinde ne belgeleyebiliyorsak bu gördüğünüz işte 2157 tane insan en az işçi çalışırken ölüyorsa bu rakamı en az 5 ila 6 ile çarpmamız gerekiyor ki o sene meslek hastalıklarına ölen işçi. Peki SGK bize ne veriyor? Ölen meslek hastalığı sonucu ölümde görüyorsunuz. 2011'de 10 tane işçi o zorlu labirent sürecini açıp ölümünün, yani hastalığının, o ölüme getiren hastalığının meslek hastalığı sonucu olduğunu gösterebilmiş. Sonra 2013'te sıfırlanmış bu olay. Böyle sıfır bir COVID etkisi ilk defa 2020'de sağlık çalışanları başta olması yoksa bunun en az 15 bin olması gerekirken sıfırlanmış bir durumda Türkiye'de meslek hastalığı. Bununla ilgili sürekli işte Avrupa Birliği'nden mobilyalar oluyor vesaire. Hani çünkü o tanı sisteminin doktorun dokundaklı maden işçisine veya işte bir yeni söküm işçisine senin akciğer kanserisinde bunun meslek ilişkisi olur demesi veya bunun kendi tıbbi bilgisiyle belgelemesi bunun meslek hastalıkları olduğunu devlet nezdinde tanımıyor. Bir doktor arkadan çok güzel söylemişti. Abi kanser yasası var mı diye sordu. Yasayla kanser tespit edilebilir mi? Ama meslek hastalıkları yasası var, mevzuatı var. Yani nasıl kanseri hukukçu tespit edemezse meslek hastalığını da ama ne olmuş tabii ki kabul ettiğimiz bir SGK'laşma, sigortalaşma sistemi gelmiş ve parayı ödeyecek olan kişi de meslek hastalığı tanısı yapacak şekilde ciğer vermesin. Bir de bundan yetmez bir şey. Şunu görüyorsunuz, bu yine şeyleri, meslek hastalıkları karşılaştırabiliyor. 100 bin de kaç tane çıkıyor diye. Bizim tam şurada bakın, işçi sağlığı iş güvenliği, iş sağlığı güvenliği yasası çıktı. Yani kaza şunlar bunlar falan derken bizim yani beğenmediğimiz o 90'larda falan bile Türkiye kanatlarını uçmadan önce bile daha fazla meslek hastalıkları tanısının uyulduğunu görüyoruz. Meslek hastalığı tanısı. Ama bildikçe böyle aşağı doğru iniyor. 100 binde daha da az işçi. Yani işte ölümüne çalışmak, hayatını kaybederken kendi canını dikkate almamak, sistemlerin dediğim gibi daha zorlayıcı olması üzerinden bu trend çok açık. Yani biz günde 30 işçinin çalışma kaynaklı öldüğü bir sistemde yapıyoruz. Ve bunun çok büyük kısmının üstü, dediğim gibi ithal, önce meslek hastalıkta daha sonra kayıt dışı çalışanlar, işçi olarak tanımlanmayanlar, mesleki çalışma işçileri, evde çalışanlar, çocuk işçilik, emekli işçiler, yani sigortalı işler, iş kazanı kaydı alınmıyor. Bütün bunların görünmediği, bir de başka bir tespit var, buna girmeyeceğiz ama iş yeri intiharı diye bir şey var.
intiharların bir kısmı bilim hukuki mücadelelerle çalışma kaynaklı olduğu kanıtlanabiliyor. Fransa'da böyle çok önemli davalar kazandı. Frans Telekom, Türk Telekom gibi özelleştirilmiş bir şirket, kamu şirketiyle özelleştiriliyor ve mümkün bir teknik tahtları, rastlarına gidiyorlar. Alıyor kaç senelik teknikleri, kol seviyor boyun çağrı merkezine, adam beliriyor gerçekten 60 yaşında, 5 yaşında çünkü daha masraflı işçiler bakmak istiyorlar 60 yaşında bir devlet memuru şeyi teknisyen istemediği için bildiğin esasında mobbingin bir iş organizasyonu, bir işveren metod olarak kullanılması bu. Ve seri olarak 36 tane çalışan ara kademe yönetici intihar ediyor. İntihar yeri iş yeri olmasına da gerek. Benim de intihar ediyor. Bazı emekli bırakıyor, bazı da bırakmıyor. Bunlar beraber bir mücadeleyle dönem telefon genel müdürü ve CEO'sunu ve insan kaynakları müdürünü hapis cezasına çarptılar. Geçen Temmuz'da İş yeri intihar ediyor. Türkiye'de bu da henüz hukuk mücadelesi verilmediği için belgelendiriyor. İş yeri çalışma kaynaklı hatta çalışamama kaynaklı işsizlik intiharları gördüğü olarak böyle kadar yoğun olduğunu, ataması yapılmayan öğretmenler, yardımcı doçent intiharları, doktor intiharları vesaire bu isimler altında, işçi intiharları, esnaf intiharları çok iyi biliyoruz. Bunlar da esasında ne kadar değil mi? Kendi yapmış, kendi tek çekmiş dediği, kendi bir bilmeyi atmış deseniz bile onu o noktaya getiren psikolojik riskin sorumluluğu da iş organizasyonu sorumlusu olan işveren olarak kayıt altına alınabilir. Fransa'daki işçinin kazanımı, bizim de kazanımı. Bunların hepsi mücadelesini bekleyen alanlar. Biz Türkiye'de bu kayıt dışı bırakılan, yani ancak günde 5 işçinin ismini veriyoruz. Bütün raporlarınıza bakarsanız isim isim yazar işçiler. Memleketiyle, yaşıyla, bilebildiğiniz bütün bilgileriyle. 5 işçi ama esasında bütün bu kayıt dışı bırakılan alanda günde en az 30 işçi çalıştığı için. Yani savaş olsa herhalde değil mi? Günde 30 insan. Yani aslında çalışma savaşı, çalışma barışı değil, çalışma savaşından bahsediyoruz. Ve dediğim gibi meslek hastalıkları tespit edilemediği bu mücadelesi de ancak örgütlü bir şekilde verilebileceği için ve örgütlenmeler bu sağlık alanlarına bakmadığı için de sürekli izleri siliyor. Her alanda çok kötü durumun Avrupa Birliği karşılaştırmasına da baktığınız zaman iş cinayeti ölüm oranları üzerinden karşılaştırıyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin 8 ülke üzerinden 2 seneyi karşılaştırmışız. Yani biz ne kadar uğraşsak SGK verilerini çok böyle üstüne çıkamıyoruz yani. SGK'nın eksikli cari olmayan sigortalardan verilerinde de şöyle bir aralığı 1.8'de 11-12 veya şimdi 14 gibi bir fark var. 1 ile 14 arası bir fark var tespit edebildiğimiz ölümlü kazalar. Biz hiç meslek hastalığı tespit edilmedi. Avrupa'da epey tespit edilme oranları yüksek olduğunu ekleyelim. Demin anlattıklarımı yazıyla da ifade ettim, size bırakırım diye. Bizim dediğim gibi 10 ila 15 işçinin öldüğünü biliyoruz. O meslek hastalığından ölüyor. Koyulamıyor. Başka hesaplamalar da var. Türkiye'de her sene yaklaşık 130 bin insan kanserden hayatını kaybediyor. Ve en muhafazakar orana göre de %10'u bu meslek hastalığı, mesleki kanser. En muhafazakar kanser. Yani 10 insan ölüyorsa 10 kişisi de çalışırken maruz kaldığı işte baskıdan, tehlikeli tozlardan, gazlardan ölüyor. 130 bin insan öldü. Yine 13 binde. Yani 10 bin daha 15 bin arasında insanın öldüğünü biliyoruz ama bize gösterdi sıfır. Böyle spor, toto, loto gibi zamanımızda vardı çocukluğumuzda. Öyle bir şey çıkmış oldu. Gerçekten her açıdan işçinin sıfırlanması. Her açıdan o insan bedeninin sıfırlanması. Yeni tanılarda da ancak 5 ay tanı, ölüm değil de tanılarda da canını, yani can siperhane bir şekilde uğraşanlar da çoğu da yani maden işçisi olabiliyor. Çünkü biraz daha pneumokozis yine nispeten eski bir üretim bilimi olduğu için Zonguldak vesaire çıkıyor. 500 ila 1000 arasında bir olacak bu. Halbuki biz bunun 125 bin en azından 200 bin tane yeni meslek hastalığı tanısının alınması gerekiyor. Alaada Gemisöpü bölgesinde de şimdiye kadar bildiğimiz meslek hastalığı tanısı asbest gibi bir belli meslek, belli kanserde yalnızca asbestten çıktığını bilmemize rağmen kanıda çok farklı olmamıza rağmen çok önemli. Bunu bilmiyorum, biliyor muydunuz? Ne yapabiliriz konusunda? Meslek hastalığı mücadele alanını kralı dediğimiz asbest üzerinden kuracaksak yeni sökümde başlamamızı bize davet eden bir şey daha yaşandı. Bir de can siperhane örgütlü olan bir işçi ilk başına
Zafer Genç bir cami altı, İstanbul Haliç cami altı tersanesinin işçisi. 1999'da emekli oluyor. 2009'da mezotelioma teşhisi koyuyorlar. 3 sene içerisinde kaybediyorlar. İşte önce mağlubiyet belgelenmesi için Beyoğlu SGK'ya başvuru vermiyorlar. İşte yüksek sağlıklı verilmiyor. Ondan sonra dava süreci başvuru 2022'de, bundan 3 ay önce Zafer Genç'in ailesi vefatından 10 sene sonra mezotelioması'nın, yani ve Türkiye'de emsallar olmadığı için Avrupa'dakileri gösteriyor. Diyorlar ki ya bu kadar sene geçmiş, Allah biz nereden bileceğiz onun asbestte tersanede bulunacağı argümanı. Bu kadar sene geçmiş argümanı hepsini sevgili Kaan Karnıdağ doktoru bir kişi raporuyla vesaire yani gerçekten yapıcı oldu ve örgütlü bir mücadele parçası olarak değil. Yani gerçekten kafayı takmış ve acısının yasını adalet mücadelesine dönüşmüş bu hali sayesinde mezotelioması'nın meslek hastalığı olarak teşhisi koyuyor. Yani elimizde şu anda bir emsal davada var. Çok önemli bir emsal davamız var. Dediğiniz gibi ne zamanmış? Çok yakın bir zaman. Şubat ayında 2022'de. Mesela yine bununla ilgili bir sürü de deliller elimizde bulunuyor. Sanfarlı buraya gelmesin diye işte bu 5 örgütü beraber uluslararası örgütlerin hepsi asbest mücadelesi ilgili halk örgütleri Brezilya'da bazı Brüksel'de en gemi söküm arkadaşlar bir gemi söküm STK'sı onlar gemi sökümünün işte Hindistan, Bangladeş gibi yerlerde kumsallarda yapılmasını sağlayacağız. Yani STK Avrupa Birliği'nde de paydaş olarak masaya oturabiliyor. Biz de onların bir alt bölümde işi sağlığı meclisi. Böyle bir uluslararası dayanışmayla São Paulo'nun tam o süreç içerisinde mesela biraz soru önergesi verdi. Normalde cevap vermezlerdi. Murat Kurum cevap verdi bu soru önergesi. Soru önergesi sordu. Kaç yeri sökülmüştür, kaç tane asbest bertaraf edilmiştir diye. Kendisi, yani aktif evinde böyle deli var, soru önergesi cevabı. Murat Kurum dedi ki, 5 senede 714 deli sökülmüştür diyor. Çünkü biraz önce Kenan'ın anlattığı gibi de bunların hepsinin zaten kayıp yüzü var. Yani buradan yalnız 250 ton bertaraf edilmiştir. Yani 250 sözünüz yaklaşık 1000 ton ikiz gemisinde, büyük savaş gemisi 64 yapmış Sao Paulo'nun İkiz gemisi olan Tremanto'da aşağı yukarı 1000 ton asbest içerikli malzeme olduğunun ayçemini yani belgesini bulmuşuz. Yani biz bir kruvaziyeler geliyor, patrol platformları geliyor. Yani çok komik bir rakam 150 ton. Kendi ağzıyla bunu derdaklı bir hazırlık mektup olarak yani neden Sao Paulo gelemeyeceğini kaç dilde mektup olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı yollamış. Sao Paulo biz gelmedi ama tabii yine asbest öcü olmasın. Sao Paulo da en büyük öcü değil. Çok büyük, çok yapıldı. Böyle bir orantısızlık var ama her zaman Kenan da söylüyor. O gemiler gelmeye devam ediyorlar. 3'ü 5'i birkaç Sao Paulo diyor. Bir yandan orada olmazsa zaten işte depremiydi, kentsel dönüşümüydü. Kentlerin içinde çocuklarımız da biz buna her gün maruz kalıyoruz. Ama yani yerinden tutabilmişken çünkü uluslararası olarak yine kaldırıcım güçlüydü burada. Sao Paulo gemisi bu konuda yine başka bir bilinç uyandırmak için kullanmaya çalıştığımız için de yaptık. Dediğim gibi bunlar bir gemi veya bir malzeme üzerinden bir korku yaratmak için değil. Şimdi burada bir özel bir durum var. Yine neler neler yapabileceğimizle ilgili bunu aktarmak istedim size. Yine bizim de 2015'te tersaneler bölgesine gemi sandalinde misafir olarak gemi söküm STK'sı genel kurulu alamadığı nedeni Avrupa Birliği sertifikasına bazı tersanelerin başvuruyor olmasıydı alakalı. Burada zaten çalışan arkadaşlar biliyor, Avrupa Birliği kendi içinde bir yeşil dönüşüm isterse bir gemi söküm mevzuatı çıkardı. Ve dedi ki benim Bandıram'daki Avrupa Birliği'nin herhangi 28 ülkesinden benim Bandıram'da olan gemiler ancak şu 42 tane sertifikalı tersan söküm yapabilirler. Yani bu neyi engellemek için? İşte sosyal dumping dediğimiz tam da Türkçesi dibe doğru koşuşu yani. Engellemek için yani daha fazla şey başına, çek, ton başına çek parası almak için Hindistan'da çocuk emeğiyle, işte güvencesiz işçiyle, deniz altındakiyle, beaching dedikleri kumsal üstünde yol yapmasını engellemek için. Kendi içinde tutarlı bir şey yaptı. Gördüğünüz gibi bu 42 tane tersane bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde, 8 tanesi Ali kalanları ise AB sınırları içerisinde. Yani burada sökülen AB bandıralı gemilerin ancak bu 8 tersanede burada sökülebilir. Tabii ki Danimarka'da söktürmektense neden araya getirdikleri biliyorsunuz çok daha yüksek bir fiyat veriyor çünkü işçi
Ama bu bir bağlayıcı şey. Buna çok büyük bir laf yaptım. Mars'a da kaçak olacağını zannetmiyoruz. Ama tabii sonuçta bir AB bandıralı gemilerin bir kısmı bandıra hikayeleri biliyorsunuz. Ülkelerde bandıralara geçerek bunu bypass edebiliyorlar. Ama tam sökümden önce bunu yapmaları engeller bir sürü yaptırım mekanizmaları da var. Şimdi bu tabii çok daha çekici bir piyasa haline geldi. Yalnızca AB bandıralı geçirmek için değil aynı zamanda standartları yükseltip biraz daha yani Hindistan'dan Bangladeş'ten Avrupa'ya yakınlık üzerinden de müşteri çekmek için çok önemli bir vitrin haline de geliyor. Bu yine bir başka kaldıraçlık. O yüzden hani misafir odası gibi. Hani misafir gelecek, o yüzden ortalık temizleniyor. O misafir gelecek yani. O yüzden de o gün şu anda o misafirler sürekli devam ettiği giriyorlar. Bir sertifikayı almak için 2 senede bir uluslararası 150 yıllık bir akreditasyon bir çelik, auditing bir firması Avrupa Komisyonu adına buraya gelip bu teftişleri yapıyor. Bundan da bahsedebiliriz. Ha şunu da konuşalım. Bunlar da sağ teftiş raporları. Bunların tüm sağ teftiş raporları yani AB Komisyonu için yapılan sağ teftiş raporları bunlar şu anda diyorlar. İlk sene ışık sanı olmuş numaralı buna göre. Avşar'ı sökleyenler, şimşekler, Ege. Bunların 2 senede bir de yenilenmesi gerekiyor. Görebildiğimiz kadarıyla internette göstereceğim. Yani en fazla 2 gün falan süren bir teftiş olacak. Çünkü tam spot teftişleri bunlar. Ve bunu hazırlarken çok kullandım bunu anlatıyordum. Bütün raporlar İngilizce ve 28 dilinde Avrupa Birliği Türkçesi yok. Buraya yorulanıyordu. Yani bildiğiniz teftiş raporu, site inspection raporu diyorlar. Buraya tıkladığı zaman raporlar kapatılmıştı. Allah'tan biz bunları indirdik. Bu site kapanmış. Aynı Gamesander'in de sitesi. İşlerin buradaki eylemlerinden sonra biz bir belgeye ulaşabildiğimiz ve tabii belge yani baskı olmadı ama bu belge içerisinde yani yan yana koyduğunuz zaman gördüğünüz sözlükleri paylaşmakta bir his görmüyorlar ama ne zaman işçi harekete geçiyor bir dil kullanmaya başlıyor bunlar kapanıyor. O yüzden önerim de bütün bu basın açıklaması veya kanal sevgisi veya işte bir mücadele çevireceğimiz bilgilerin güçlü olmadan hemen dışarıda vermemek gerekiyor. Bu da çok önemli bir süreçte öğrendiğim mesele. Raporlar buna benziyor arkadaşlar. Hatta birkaç tane göstereceğim size. Böyle bir yaklaşık 30-40 sayfa boyunca şu var, şu yok, asbest, işte sigortası, taşeron var mı şunlar. Çek 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 gidiyor almış olanlarda. Sonra sonunda böyle şöyle fotoğraflar var. Bir tanesini daha bilmiyorum. Mesela Edi'yi göstereyim. Burada tersane işçisi olan arkadaşlar böyle bir yerde karşılaşıyor. Rapor böyle bir şey arkadaşlar. Bu şirketin adı da bu. Belki bir görmüşsünüzdür. Büyük ihtimalle böyle bir rapor eve gelmiyor artık ama değil mi? Yani ben sevgiyle vardı nasıl bir şey süreç oldu bilemiyorum ama. İşte şu bilgiler kapatılıyor şirket sırrı olan. Şu sağda oldu. Dertli bir şey yapıldı. Compliance diye tamam oldu diyor. İşte yakında bunu verecek diyor. Bu süreçte yolluyor. Kararı Avrupa Birliği Komisyonu. Ben size sonunda da fotoğraflar var mesela. Bunların sahibinin insan olarak ne kadar hani bilmiyorum gelinlik odası misafir odasınız zaten çalışma koşulları böyle mi siz daha iyi takdir edersiniz böyle. İki ay çalıştık biz yoksa. Nasıl yani böyle mi? Sahip temizledikten sonra yaptı yapılan fotoğraf çekimleri. Öyle değil mi ya? Göstermelik. Gösterdiği şeyden daha şey var değil mi? Böyle yandan kolye maske istiyorum, filtreli maske var. Yani o da resim çekeneceği bir takmışlar o zaman. Güzel. Şöyle bakın göz yıkama istasyonları. Olur mu? Gelecek diye yaptım. Şöyle bir saha verin. Öyle bir saha verin. Bilmiyorum yani. Bu ne kadar böyle bir saha var. Bu 8 ile ilgili hepsini içerisinde mesela. Şimdi bunun aynı yerlerde normalde çalışma gününde belgelemelerle rapordaki durumu bu. Ama bugünkü durumu 25 Haziran var. Temizliği falan biz de denetleme yapıyoruz. Bakın yapmıyoruz. Resim çekilecek ya. Ama şuradan geçmeyin, ama buradan geçmeyin. Gelecek yok. Bu da oradan böyle de 200 lira. Şöyle, değil mi? Normal saha... Değil. Normal saha değil. Yaşansız. Böyle bir çalışma koşulu gemi sökümünde yaklaşık 25 yıldır gider gelirim gemi sökümünde. Gemi sökümü işçisi değil ama ben böyle bir saha görmedim. İmkansızlar ya. Duvarın öbür tarafında bir resim var. Tabii ki işverenlerin kendi reklamı için kıyak fotoğraflar var. Bu rapor Avrupa Birliği Komisyonu'na gidiyor. Bu komisyonda onlara bir dakika sipariş getirecek, o damlayı veriyor artık. Sen sertifika
aynen. Yani. Orada çalışmazsam diyeceğim fotomontaj diyeceğim ya. Öyle mi diyeceğim? Ben o zaman burada oymak öyle değil mi? Aslında bir şey yok. Gerçekten aynı yere, aynı şekilde bunu hep öneriyordum. Şimdi yani şey, bu rapordaki hali ve şimdiki bugünkü şu tarih halde itibariyle telefonunuza çekebilirsiniz belki. İşte böyle şeyler, yandaki bilmiyorum şunlarla bir temizlik şeyi mi? İşçilerin iddiası da şey. Tamam değil ya. Metalize kullandığı yerler diyor. Panik tabi. Ege Çelik bu arada. Ege Çelik arkadaşlar. Ege Çelik sanki var. Ege Çelik'te de bir başka bir sorun var. Avrupa Birliği sertifikası aldıktan sonra yine yani aynı demet taşı olduğu için yani yeni sertifikasının büyük bir ihtimalle her aldığı gibi tabii ki Avrupa Birliği bandları değil ama bu bir hani şey gibi, bir diploma gibi, sertifika gibi itibarını ve görüntü aldıktan sonra ne taşa gösterdiği hani bir inspiration, Amerika yetisi ama yok işçi öldü. Ama hani adı süreç hepsinin alın şeylerin bütünleri aynı. Çok ciddi bir yani kağıdın durumu susuzluk oluyor. Burada bir itibar yapıyorsa sertifikayı burada alıyorsunuz. Ondan sonra kapasite olunca yok işçi üstü öldü de. Bu gibi şeylerde sorunlar var. Bunların hepsi esasında bizim için biraz... Hocam bu şirkette yani dolaylı yoldan bir baskı zamansız bir kontrol yapmaları sağlanabilir mi? Bu süreç şu anda yaptığımız, şu anda Avrupa Birliği'nin şeffaflık şeyini yaparken bu raporların kapsamadığı sorun alanı mesela iş cinayeti insidansları yüksekliğinde katlatılan sıfırlanması çok düşük asbest oranları veya katılımın sağlanmaması, örgütlenme yönündeki engeller bunları sorun olarak yüklüyoruz sürekli ondan. Çünkü Avrupa Birliği aşağıdan paydaşları katmak zorunda. Kendi düzenlemesinde de var. Biz de burada bu bilgileri yüklüyoruz. Ama şöyle bir şeyimiz yok. Yani bir sorun var ama yerlinden bu şirket düzeyinde yok. Bir yani şey çalışıyor, ticari çalışan bir şirket. Yani şöyle, bizim elimizde bir sürü fotoğraf var oraya. Evet, ama kim aldı nerede işte. Bunları gönderin. Ben siz geldiğimizde temizlik yapalım mı? Aslında bizim de talebimiz olacak. Yani geldiğiniz zaman taban örgütleriyle. Hocam işte, onlar onu bilmiyor mu sanki? Onlar da biliyor. Yani, onların işine geliyor. Onlar da... Evet ama bu şey demek ki şuna katılmıyorum. Çünkü burada hiç uğraşılmamış şimdi. Çünkü bu yani şey değil. İnşaat sektöründe böyle bir uluslararası baskı kullanamaz. Bunlar hepsi kalkınlar. Şunlar hepsi manivel aracı. Böyle bir şey inşaat sektöründe yapamaz. Tekstilde birazcık oluyor bazen. Daraya çalışan patron diye mesela bir sürü oluyor. Mücadele kazanıldı. Değil mi mesela bu yaptığınız? Mesela tedarik zincirinin üstünde sen Zara'da işte oturduğun yerde bir güzel bir tekstil ayak sokuşunda şey veya flor var mücadelesi. Ya bu nadiren uluslararası bağlantıların ciddi bir baskı ve somut olarak çalışma koşullarına değişikliğe dönüşüyor. Ama bunu bu alanı çok ciddi tahmin edelim. Bir mücadele dönüştürülmesi gerekiyor. Yani tabii ki yapmazlar bir bürokrasi de zaten geldi çekiyor. Yapanlar, haberleri vardır bizim. Çünkü mevzuatı da var, katılım yap, paydaş katılımı yapmak zorunda. Yapmak zorunda. İşçilerin de bunu yapmak zorunda olduğunu bilmesi mesela sizin de arkanızı anlatmanız çok önemli. Paydaş katılımı, Avrupa Birliği sürecinde bunları almak için çok önemli. İşçilerin katılımı, paydaş katılımı. Yani buradaki işlemeyen şeyler. Mesela burada yazdığı bir formelle görüştüğünü söylüyor. Onların kısa görüştüğünü diyor. Onun için yazdığı şirket yararçısıyla görüşüyor. Bunlar hep bir sorun olarak sizi yükleyeceğiz 30 Haziran'a kadar ama bunun sahada sizler tarafından takip edilmesi lazım. Bu şirketin elemanlarının bir tane DNB'nin İzmir'de de bir tane şubesi var. Çok küresel bir şirket o. Bunları hep düşünebiliriz. Hocam bir şey soralım mı? Tabii. Şimdi biz burada şöyle gelmeden denetmeciler bir laf dediğiniz haber gelir. Evet. Neden geleceğiz diye. Biliyorum. Biz sahaya olman affedersiniz balık yalaya. Evet. Her taraf divanın deplasyonlandır, eğer deplasyonlandır, yapılır, şeritler çekilir. Ama buradan geçmeyin, şuradan geçin, ama şuradan geçmeyin, buradan geçin. Şurada oturmayın, buradan kalkın. Yani kötü malzemeler olsun, alıp götürülür, yan şantiyelere taşınır. Mesela atıyorum sizin yan şantiyelere yeriniz var, denetimiz size gelmiyor. Bizim ne kadar burada pislik veren var, sizin şantiye gelir. Bozuk araçlar var, sizin buraya gelir. Sizdeki... Komşu denetimi. Abi, öndü şantiyeler, kepçeyi kalmıyor. İyi kamyonu, kepçeyi, bizim oraya taşıyorlar. Kötülerden sizin oraya gidiyor. Bizim diye. Evet, Avrupa Birliği diyor ki ben yalnızca kendi sertifika verdiğim tersanelerde sorumluluk alırım diyor. Ya işte mesela denize sincine
orada şöyle bir fark var. Fiziki şartlar anlamında işte terfen, takım yapacak terfenle atıyorum. Hatta ne kadar yere yedim, işçilerden de yemek yiyor. Veya ne bileyim işte yapılan iş süreçleriyle ilgili fiziki şartları sağlayıp sağlam olana bakıyor. Mesela diyelim ki atletle ilgili oraya terfane kabini koyuyor. İşte ne bileyim gibi efendim efendim malzemeleri koyuyor. Ama Türk'ün tarafında artık Avrupa Birliği'nin orada iş olmaz. Asbestle ilgili bahsediyoruz. Orada Türk mevzuatı yani artık orada Türkiye'de sorun. Yani Avrupa Birliği senin çalıştığın personel asbest bekliyor. Bu boyunca asbest bekliyor. Çalışan onun da bile değil. Onu ilgilendirmiyorlar. Çünkü bizim mevzuatı yapıyor. Türkiye'ye en önlük bir kanunu bağlayış duyuyor. Var aslında. Var var. Tam da bir şey. Şimdi baksın peki asbest sökülmeden önce gemi geldi, asbest sökülecek. İşte bu gemilerin hepsinde asbestin olduğunu biliniyor. Peki o zaman gelip denetlemeyle bu kadar asbest çıkacak, bu kadar asbest malzemesinin taşınması gerekiyor. İşte bu bir gemiden ortalama çıkan asbest bu kadardır deyip bağlayı çıktı mı? İşte şöyle hocam, o kılınsa zaten ne kadar çıktığı belli olacak. Şöyle düşünün hocam, şimdi buradaki tersaneden kalmış bir gemilerinden bahsediyoruz. Gelenlerin çoğu aslında Avrupa Birliği değil. Yani gelen gemilere baktığımızda birçok hasta hocamla yolda da baktık. Belki de gelenlerin %10-15'i belki de Avrupa Birliği bandırdı. Gelenlerin çoğu işte Malta'ydı. Hindistan falan bile vardı yani. Şimdi doğal olarak onlarda zaten bunların hiçbiri geçerli değil. Senin fiziki şartların da çok önemli. İstediğin gibi hani bir şekilde yani denetleyen bir kurum ya da DNCR gibi bir takım 4 devletin 5 devletin birleşip oluşturduğu bir tarafı kurmuş değil ama herhangi bir kuruluş denetlemiyor. Ama burada artık çalışan sağlığı devreye girdiği için Çalışma Bakanlığımızın bununla ilgili tedbir alması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nı da şöyle düşünün. Türkiye'de 1,5 milyon tane iş yeri var. Çalışma Bakanlığı bu 1,5 milyon tane iş yerini denetleyemez. Denetleyebilmesi için bir işte çalışanların yani sizlerin şikayette bulunması gerekiyor. Yani bunun aşamaları var. Yani odanın spesifikleşmesi gerekiyor. Şimdi biz Çalışma Bakanlığı'na destek yapıyoruz. Toplansak, eylem yapsak dedik ki Ali Ağabey'in terfane dedi. Ali Ağabey'in 22-23 tane terfane dedi. Gelip Tuzla'ya. Buranın kaç katı? En büyük asbest aslında orada var. Burada hep bir sökümden bahsediyoruz. Yani ama orada tamirat daha ileride bu asbestin büyük çoğunluğu orada. Biri Yalova'ya aynı şekilde biri Kocaeli bölgesine. Orada da çünkü asbestin çoğu orada yok dedi aslında. Ali Ağabey bu anlamda şanslı. Ben size söyleyeyim. Biz burada sadece herhalde tahminime göre 220 anca geliyoruz. Yok, yakında yat üretimi. Gerçekten bunlar çalışırlar. Yani hiç yapılmamış ya. Allah'ın yok. Salt bir şikayet mekanizmasıyla söylemiş harekete geçiremiyoruz diye. Çünkü çoğu yerde Çalışma Bakanlığı'na birçok şikayetler götürüyor ve şikayetler. Bir adım olarak. Ancak buna da tabii bunu yapmak zorundayız ama en nihayetinde bu kendi başına yeterli bir şey değil. Bu ne? İşte mücadelenin kendisi. Kişiler diyoruz ya direniş zamanında niye buraya inanmak zorunda kaldılar şikayetlerin üzerinden? Çünkü bir direniş vardı. Kişiler bunun farkındaydı. Bakalım o nedenle kendi aslında orada sorumlu olduğu için gelmek zorunda kaldı ama o da tam bir denetim miydi? Geldiğinde denetim yapmadı. Çünkü çok hasta hocamdan özür dilerim. Çok kısa bir şey yapayım. Mesela silikozis hastalığından ölenleri hepimiz duyduk. Hastalananları hepimiz biliyoruz. Peki silikozisler Türkiye'de kaç tane insan öldürdü biliyoruz? Yılın içi afet var veya geri sökümdeki ülkelerine kadar yani ölen insan olmadı. Yani bir kişiyle bu kısımlar var mı? Bir yere bakmışım. Ben bunu şu anda tutamıyorum ama. Evet. Hem kol konmamaya hem de diğer silikoz. Ama silikoz hastalığından dolayı hastalanan bir kişi devlet mahkemeye verdi. Bununla ilgili yargıtay kararları var. Hatta Gargosman Paşa Belediyesi ceza aldı. Neden? Ruhsat denetimi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de sorumlu. Yetmedi. Bakın Gargosman Paşa Belediyesi ruhsat veriyor. Ruhsat çünkü ilgisiz çalışmasına izin verdi. Denetim görevini yapmadı. Artı bizim Çalışma Bakanlığı'nın ceza aldı. Bütün bir Çalışma Bakanlığı böyle bir işe denetle verildi. Ya genel ki o yargıtay kararlarının silikoz davasından dolayı baktığımızda birçok devlet kurumunda ceza aldığını göreceğiz. Hocam bir de şeyi söyleyeyim. Bu ceza aldı. Başka bir tane olmaz. Ama
Afrika daha önce vardı. Buyurun buyurun. Ben Afrika'yı anlıyorum. O arka şeyini söyledi de şimdi bahsedildi de işte bu işte mevzuatlar, yasalar, şunlar bunlar. Yani bahsettiğiniz gibi evet Türkiye'de işte hemen hemen dört başlı mahmur. Yani uygulansa o anlamıyla çok da işleri bulunabilecek bir mevzuat var. Az sonra işte siz de dediğiniz Avrupa'da da pek buna benzer bir mevzuat var. Ama Avrupa'da şu da var. Yani 100 yıllar yakın bir işçi sınıfın mücadele tarihi de var. Yani, yani mücadele tarihi de var ve sonuçta o mevzuatlar işletilmesi, yani oradaki devlet çok iyi, oradaki memurlar, bürokratlar, bunlar çok iyi. O yüzden işledir, orada bir mücadele tarihi var ve bu mücadelede hani kimse orada hani bir işçinin hakkı muhakkak oluyordu. Orada da işçiler eziliyor, sömürülüyor ama bu kadar açıktan yapamıyorlar. Çünkü neden? Öyle veya böyle bir mücadele tarihi var, işçiler örgütlü ve kendilerini öyle veya böyle sahiplenebilecekleri, güç biriktirebilecekleri mevzileri var. Şimdi Türkiye'de böyle olmamasının temel nedeni hani buradaki insanlar çok kötü, evet çok kötü de olabilirler. Sadece bir hani buradaki bürokratların da iyiliği kötü. Burada uzun yıllardır sonuçta daha 80'lerden itibaren işte işçi sınıfının bütün örgütlü zeminleri tarumar edilmiş. Yani sendikalarından, derneklerine, şunlarına, bunlarına, sendikalarına hepsinde sonuçta öyle veya böyle yani sadece gemi sütün patronlar değil. Türk başından şuradan buradan daha yeni yeni hepsi tarumar edilmiş. O yüzden hani yasa çok iyiymiş, yasa kötü olmuş. Yani yasa hiç olmazsa bile hani orada hani bir örgütlü mücadele varsa yasayla yaptırır orada iş. Yani yasanın olup olmaması da mevzu değil. Yani Türkiye'de çok iyi. Evet, çok iyi de yok şey, yani. Bir mücadele dolduruyorsun. Zaten yasa metinleri de bilimsel mücadelelerden gelmiş. Yani işte uğraşarak olmuş. O yüzden hani bir sürü deneyerek ve böyle o adımları işte bir düşünüyorsa birini yapar, bir meslek hakkı yan yana hangi etkileri bile güçlendirecek diye bir planlama, bir örgütlenme, bir iletişim, bir de bu alanı kimse tek başına kuramaz. İşbirliği çok önemli. Ve sağlık kadar birleştirici bir nokta yok. Yani bütün örgütlenmeler, içinde siz konuşan bütün örgütlenmeler o dirsek bağını kurmalı. Yoksa hani gerçekten yalnızca görünürlükle olabilecek bir mesele değil. Yani bunlar içinden geçmek gerekiyor. Sonra da Avrupa'yı da şimdi biraz bunu anlatarak bitirmek istiyorum ben de. Yönetleme firmasının yani mekanizmanın içindeki kriterlerle baştan para sistemi, havuz sistemi gibi bir kriter var mı yoksa? Yani şu anda renkli havuz sistemi yok biliyorsun. Evet yok yani mecbur tutmuyor. Bunu vermek için sertifikayı vermek için illa o kurum havuz yani. Olması mecbur değil. Yani öneriliyor değil mi? Uzun zaman içeride orta vadeli geçilmesi isteniyor ama bu burada yapılan karaya çekme, lending metodu şu anda kabul görüyor. Sıkıntılarından bahsediyor ama burada bayağı teknik bir form koymuş. İyi işliyor mu diyor işte. Drenajlar işliyor mu şunlar, bunlar onlara bakıyor. Formu da iletebilirim zaten. Bu Avrupa meselesini isterseniz de nasıl yani şöyle bir şey, Türkiye tabii OECD ülkeleri içerisinde, AB ülkeleri içerisinde demini gösterdi epey. Kötü bir durumda olmasına rağmen hani bu konuda kapitalizmin olduğu için ülkede kurtarılmış bir alan yok. İşçi sağlığı, iş güvenliğinin bağlılık yalı olduğu gittiği bir yer yok. Yalnızca şey kayıyor, adamları kayıyor. Mesela daha az tekstil sektörü, gemi inşaat sektörü, şu falan, madenci farkı bittiği için bu sektörlerdeki ani iş ürünleri, kazalar azalarak mesela meslek hastalıkları sonuçları veya işçileri intiharları, psikososyal riskleri doğru kayıyor hizmetler sektörüyle ama tabii kaç senelik bir endüstri tarih içerisinde mesela şeylerden bahsedelim. Kaç senedir yaptığı için Fransa'da mesela mesleki kanserler işte aşağı yukarı 400 mesleki kanserlerin 400'ünün mesleki kanser olduğunu düşünüyor. %10'u en azından. Benim bazı çalışmalarla onkolojik bilgilerde arkadaşlarım yaptığı çalışmalarla %33'e kadar çıktı. Tespit edilen yani meslek hastalığının kralı dedi ki asbest, tespit edilenler %85'i asbest kaynaklı kanserler tanıların. Ve her gün Fransa'da, Fransa'da 1997'de hesaplandı asbest, her gün 8 işçi hayatını kaybetti her gün Fransa'da. Yani çok daha fazla endüstrilerinden çok daha yoğun kullanılmış, işte yani tel olarak aldığımız endüstri şeyde diğer o açıdan daha fazla kullanılmış ama başlı başına da tercih canı olduğunu düşünüyorum. Bugün hala 97 yasaklanıyor, bugün %8.
Avrupa'da asbeste bağlı kanserlerin yol açacağı ölüm sayısını 2030 yılında, içinde olduğumuz bu 10 yılda 500 bin olarak en muhafaza gerçekliğiyle yani toplam 30 yıl geçmiş olacak hesapların üstünden ve 500 bin toplam en az ölüm olmuş olacak. Bu da bu ölümler içerisinde bir çevresel asbest, mesela asbest kanserde neredeyse hiç olmadığı için bütün hepsinin neredeyse mesleki olduğunu, mesleki şu da var arkadaşlar, mesleki bir tek gemi sökümünde veya tersanede çalışmış veya balata sisteminde işte orduya asbest dışarı üretmiş inşaat işçisi değil. Mesela pek çok devlet memuru, öğretmen. Çünkü okulların hepsinde, dergi dairelerinde kullanılıyor, kapsal binalarda. Bizim gibi de zarf tuttu. 10 senede bir yeni taşeron geldi, ihale geldi. Dayanın şeyine müteahhite verildi, de okulu bir daha kim yapayım, kaldırma mantığı olmadığı için o binalar çoğu zaman 40'lardan 50-60'lardan kaldı. Ve her anda o asbest ölümüne devam ediyor. Ciddi bir öğretmen ölümü var mesela. Öğretmenler Sendikası'nın İngiltere'deki en önemli eylem alanlarından biri budur. Okulların özellikle daha banliyölerde, daha ucuz malzemeler kullanılmış, daha yoksul mahallelerde okulların güvenli bir şekilde asbestten arındırılması. Bu bir öğretmen hakları mücadelesi olarak bir sendika çok ciddi bir şekilde bunu yapıyor. Fransa'da davalar açıyorlar mesela devlet memurları. Hasta da olmadan sen beni diyor, hepsi, tamam hepsini bu dağlar kısmını götüren bizim arkadaşlarımız Fransa'dan. Sen de ben bu 7 senedir vergi memuru olarak çalıştım, bu binada asbest oldu, kanıtlandı. Hiçbir hastalığım yok ama ben her gün, biraz önce Gökhan sormuştu, her gün asbeste kapılacağım endişesiyle yaşadım. O endişeden dolayı manevi tazminat olarak bunları kolektif davalar, bütün doğru çalışan hepsi ortak açıyor, bunu açar. Avukatlar varlar, örgütlü bir şekilde memurlar, buralar çalışan memurlar, bunlar bu davayı kazanıyorlar. Yani o endişeyi, o zaten gerçekten bu da bunun bedeli var mı? Her anında çalışan insanın dediğim gibi nereden bilemez, bölgede çıkıyor. Bu kaygı bile tazminatlandırılmış bir durumda. Yani Fransa'da bu halk hareketiyle yasaklandıktan sonra bütün kavramların tazminat sistemine sendikaların içinde olduğu komisyonlar belirledi çünkü. Biraz önce anlattığım hani bu meslek hastalıklarıyla ilgili, işçi sağlığıyla ilgili mücadele esasında kültürlerle ilgili bir mücadele, ekosistemle ilgili bir mücadelesi. O dönem işaret bir şey kavramıyla anlıyorum. Bu finişini Türkçe'ye çeviriyorum. Bu tarım ilaçları, asbest vesaire gibi konusunda çok önemli mücadeleler vermiş işçiler. Onlara destek olan organik ayrımların beraber mücadele satan bir şey. Burada mesela Monsanto'ya karşı ilk Bayer'e karşı ilk davayı kazanan Portfanso varmış. Şimdi hasta Türkiye'ye gidecekse gitmek. Bu biraz böyle bir alıntısını okuyacağım. Jose Alisor asbest dışarı fabrikası işçisi. Asbest dışarı fabrikası işgal edilmiş. Çünkü kapata baktınız diye oldu fabrikası. Kendi asbest fabrikayı kapatıyorlar ve burada gördüğünüz şurası o asbest fabrikası için gördüğünüz şeyler çatal basın asbest yani. Onu sezerek bir toksikolog Nanter Üniversitesi'nde kendiniz oradan gidiyor ve kendinizi kapattığınız bir yer sizi öldürüyor diyor. Yani bir fabrika kapanmasın işgalinden Fransa'daki asbestin yasaklanması hak sağlığı mücadelesine götüren birlik mücadele o işçilerin, kadın işçilerin hepsi bir iş yeri işgalinin bu organik aydınların bilgisiyle buluşmasında. Böyle bir bilgi türü olmadan hiçbir mücadele yani konsüle bacaksız kalacaktır. Bu çok ilham veren bir hikaye benim için. Dünyada baktığımız zaman yine sürekli buradan da haber geçtiğimiz Banaspestos diye bir ağımız var. Dünyada belli ülkelerde saklandı ama bunun bütün neması işte Çin, Rusya, Kazakistan ve korkunç bir şekilde bunun üretime devam eden ülkeler yemeye devam ediyor, işçilerini öldürerek, üretime devam ederek. Bütün dünyada saklanması için bir kampanya yapılıyor ve Fransa'da yasaklandıktan sonra durmadı bu insanlar. Dünyada yasaklanması için yapılıyor. Mesela işte Rusya çok beter bir durumda bu konuda. En fazla üreten ülke Rusya, Çin, Brezilya, Kazakistan. Burada da bunu düzeltmem lazım. 3 sene oldu değil mi? Yani 3 sene önce yasaklandı. Kanada yani bütün o biz onun o böyle şey, yakışıklı Cumhurbaşkanı turda falan diye yapıyorsunuz da bütün maden şirketlerinde ve asbest çok ciddi asbest hesapları olduğu için dünyada asbestin yasaklanmaması için çok ciddi bir lobicilik yapmış bu ülke. Yani o güzel hani içerideki resmin arkasında çok ciddi dünyanın ekosistemini batıran şirketlerin menşeini de sağlıyor. En fazla ülkelerde tabii ki kapitalizm yüksek sırasında Çin, Hindistan,
Rusya, Brezilya ve Endonezya. Biraz önce meseleyi biraz daha bu alıntılarla anlatmak istiyorum. Fransa'da tekrar altını çizmek istiyorum. Fransa'da asbestli bir halk sağlığı mücadelesi vesilesiyle yansıtıldı. Burası anlattığım asbestli şirket farkı. Böyle bir görüntü arz ediyor. Ortalıkta solun uçuştuğunu düşünün. Kalkıyor bu şeritlerle üretiliyor. Bir anca kadın işçi var burada. 70'lerde bahsettiğim büyük toplantılardan biri şu Joseph Fontezera toksikolog olan yani esas bütün bu lifin epidemiolojisini bilgisini yapan kendisi de kendi üniversitelerinde de Nanter'de değil bir kamutumu olarak Nanter Üniversitesi Paris'te banyo örnek bulmuş ki büyük üniversitede 68 Paris hareketiyle öğrencilerin şiirini tutmanın kaldırım taşlarını iyi gelmediğini gören şiir kuralcılar üniversitede yavaş yavaş banyo örnek bitirmeye başlıyorlar ve Nanter Üniversitesi tıp bölümündeki hoca da yeni yapılmış binada hiçbir zaman deneylerin sonucunu tutmadığını fark ediyor ortada. Çünkü yukarıdan asbest takıyor deneylerin sonucunu etki ediyor ve üniversiteler arası sendikalar kurulu bu üniversite binalarını daha henüz daha asbestle saklanmadan 70'lerde düzgün bir şekilde asbest arındırması için bir müddetle bırakken bir yandan da Amisor'daki fabrika işgal haberi geliyor Nanter'e. Bir şey yapmamız lazım. Fabrika kapanması diye şu fabrikaya kendilerini dolanmış kadın işçiler. Ve bu birlikten bir kez daha söyleyeyim. Bu birlikten yasaklanması. Sağlık işçiler, işçi sağlığı uzmanları, odundan ayaklanmış iyice olan öğrenci hareketinin Nanter üzerinden de biri yapan ayaklanmış liderleri öğrenci iş birliğiyle bu hareket başlıyor 70'lerde. Yasaklanması 90. 20 yıl bir mücadele. Pardon, 20 yıl önce. Burada kısa okumayacağım ama size bırakacağım okumada önerilir. Buradaki çalışan işçilerden tanıdıkları yansıtmış bir sağlık oturuyor. Buraya işte bizim alakimizin resmi olan da sağlık oturuyla hani nasıl ürettiklerini anlatıyor. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı elleriyle yapılıyor. Ve Josette'in bu lafı çok önemli. Daha sonra dünyada asbestin yasak, Fransa'da dünyada asbestin yasak alacağız diye. Hep diyor ki işte iyi işçi semptomu dedim ya. Hani niye istemiyor? Yani bir defa anlatıyor onu tezer yani böyle kapattınız kendinizi ama bu sizi öldürüyor orada kapanmasın dediğiniz fabrika. İnanmadık diyor başta. Yani böyle bir şey olsa diyor ve sendikaların da işbirliği çok önemli. İstihdamı sağlık konusunda sendikalar istihdamı seçiyorlar. Onlar da bu kapatılmasına karşı yani hareketin ilk şeyini bu alandaki sendika vermiyor. Yani biz güveniyorduk topluma diyordu. Yani bir şey olacaksak demokrasi içinde uygarca yaşadığımıza inanıyorduk. Fransa bir bunu demişler. Bizi öldürecek halleri yok. Yani bu Monifetler'in söylediği gibi ciddi sanırım. Birisi bize söylerdi diyor mesela. İş yeri de olur. Yani bir şey yok. Hastalık meselesi nasıl gibi? Mesleki uzmanlıklar üzerinden de üretiliyor, görebiliyoruz. Hep kendimize soruyorduk diyor. Çalışabilir durumda mıyız? Şimdi her işçi kendine sordu. İyi miyim? Yeteri kadar başarılı mıyım? Çalışabilecek miyim? Çalışabilecek miyim? Ama esasen şunu sormadım. Peki fabrika bunca insanı çalıştırmaya uygun bir durumda mı? Yani o sorunun sorulduğu nokta çok kritik bir nokta işçilerin iş koşullarını, iş organizasyonu yapmak. Ve çok benim böyle bütün işçi sağlığı çalışmalarında çok yönlendiren bir şey olmuşum dedi. Tanışma şansım da oldu. Mesleğin tüm harekası bedeninize çizilidir demiş. Gerçekten bu çok doğru bir şey. Siz yaptığınız mesleğinizde yani bir de bedensel ağırlıklar, uzunları değil mi? Her şeyi oturuşunuz kartımızla mesleğin bütün izi bedeninizde çizilmiş olduğu Türkiye'mizdeki bize kadar ve yavaş yavaş artık asbest mağduru kavramını da kullanmaya başlıyorlar. Yani kendim yeteri kadar ümidik bir asbest mağduriyeti ve çok güzel bir şey söylüyoruz. Yani sen sokakta bir insanı öldürürsen hapse girersin. Ama bir fabrikada seneler boyunca onlarca işçiyi etrafa saldığında on binlerce canlı öldürürsen devletten teşvik alırsın. Yani yavaş suçlar ve güçlülerin suçları üstün bu yavaşlık üzerinden kapalı. İşte kanıt olmaması, faillerin bilinmemesi, tanının o anda kurulamaması. O yüzden bunları belgelediği süreci çok çok önemli. Bu kısaca işte nasıl bu tazminatlandırma sistemleri kuruluyor. Eylemlerden birkaç tane şey görüyoruz. İşte ANDEVA diye bir asbest kurbanlar için adalet ağı kuruldu. Bizi zehirleyenler hem suçlu hem de sorumludur. Hemen ceza hukukuna göre yargılanmadılardır diyorlar. Ve bir asbest kurbanından dul kaldı. Zövgü alamayan yani asbest dulu diye bir kavram
bu aileler de çok önemli rol oynuyorlar. Mağdur aileler. Çok ciddi ilerler sonra dediğim gibi yasaklanıyor. Bu da Fransa'daki mesela yapılacağınız heykelde bu siyata tersanelerinde de asbestli işçiler kurbanı tersane işçileri için böyle bir heykel var. demirden yapılmış, hastalıkta olan bir demirden yapılmış. Onu da buraya almak istedim. Çok kısa anlatayım, yoruldunuz da dedi. Ama İtalya'da mesela bütün bir kasabanın mücadelesi. Senin Kutu Çevre Örgütü Belediyesi ve o ilginç İtalyan savcılarından birinin de etkisiyle Eternit, meşhur Eternit, bizim de markasıyla bildiğimiz Eternit firması Torino Arcaza Mahkemesi kararıyla bütün kasabayı, yani tek kişiler öldürmekten değil, çevresel felakete maruz bırakmaktan dolayı İtalya'daki Eternit şubesi değil, yani şirketi değil. Eternit'in kurmuş bir baron var, Brüksel ve İsviçre'de, iki tane şey var, Brüksel ve İsviçre'de. Bu iki sahibi doğrudan en büyük istedarlara hapis cezasına taktılar. Temizdeyken bir tanesi öldü, diğeri de kaçtı. Şimdiye kadar iş cinayetinde doğrudan sahipliğe en çok hitap etmiş, amaçlamış ve başarıya kavuşmuş mücadeledir. Buradan da gerekçeli karar geçirmiştik. Çok ilerici bir şey. Yani esasında işçinin tekil ömrüne tazminatlandırmak esas ortakta oluşan büyük bedeli bize vermiyor. Çünkü esasında çevre felaketine maruz bırakmak bu tür hukukuna dair de yapılabilecek bir şey. Mesela nasıl mobbing yerine onura saldırıyı kavramını cezasında bir onura saldırı, intihara teşvik kullanabileceksek daha yalıcı bir davayla burada da iş cinayeti destek hastalığı alanında çevre felaketine maruz bırakmak yani bir meslek hastalığından çıkarak kolektif meslek hastalığı tabii ağzı gerçekten teker teker içerilmesi önünde bir kolektif çevresel felakete maruz bırakacak bir durum var. Oralardaki kazanma özellikle aynı şirketler varsa mesela Fransa'da, Renault'da, Telekom'da, işte Bosch'ta, Almanya'da bu gibi işçileri kazanmanın hepsi uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde AB tesadüfüyle Türkiye'de de emsalik olarak kullanılabilirler. Bu da hep Türkiye'de kullanılmış bir şey değil ki Türkiye dünya kapitalizmine çok entegre olmuş bir ülke olmasına rağmen. Burada dediğim gibi Eternit eski CEO'su şimdi eve balon katkileri marşlayan zaten 16 şer yıllık hapse mahkum edildiler. Bir sürü de hani bu para cezası çevremeyen bir sürü ceza oldu. Bunlar çok önemli. Tek olarak insanlar, patronlardan bir kanması ama bunlar çok önemli emsal davalar çünkü daha sonra işlenilecek cinayetleri çok daha zor hale getiriyorlar. Yavaş suçları görünür hale getiriyorlar faillerde. Bunlardan zaten bahsettiği için geçiyorum. Zaten daha önce Türkiye'deki durumdan da bahsetti. İzzettin Barış'tan bahsetmişti. İşte Eriolit, şurada E gördüğünüz Eriolit farkını sormuştu. Bir tek bu ekip bu haritayla göstermişti size. Birkaç tane öncü doktorun çabalarıyla bu köylerin bir kısmı boşaltılıp ilerledi. Bunlar o çevresel mağduriyet meselesi. Ve tabii en büyük meslek hastalığı daha saçlı satansına farklı olarak Sivaslısınız, Tokatlısınız. Gördüğünüz gibi sizin de oralarda, hele buralarda yani bol bol çevresel var. Ama tabii Sivas Tokatlı kökenli olup da burada doğan işçilerde zaten bir dava sürecinde ikinci, üçüncü nesil artık var. Çok kolay sanılabilir olacaktır. Kaç senede nerede yaşadığı, kaç senede sigortalı olduğu üzerinden o bulandırmaya hazırlıklı olmakla beraber kazanılamayacak mücadele olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Muhakkak çıkaracaklardır. Bunları zaten çok güzel Kenan Bey anlattı. Biz birbirimizin şeylerine müdahale yapamadık. Bunlardan zaten bahsettiğiniz su boruları İnternete girince daha çok bir hastalık yedirdik. Sürekli su boruları hangi belediyede değişiyor? O fotoğrafları arşivliyorum. Her birer suç tabii belgesi. Hep şeyi sokup böyle hani törenle falan bandoyla çıkarıyorlar yani. Orada kalsa daha az zararlı olacak. Parçaladığı yanında çocuklar bakıyor, köpekler dolaşıyor falan. Böyle her biri böyle kendi resimleri daha Datça Belediyesi'nde hani bunu yaptı. Ya daha ileri bir sürü şey olan imkanları okumuş. Ama gerçekten hiç fark etmiyor. Pudra'dan da bahsettik, hafriyat molu, kentsel dönüşümden bir sürü bahsettik çünkü gerçekten asbest, yeni söküm, yani hiçbir meseleyi öcüleştirip yeni önüne koyarak yenilik yapmak gerekmiyor. Bence en fazla, en güçlü nereden tutabilirsin, yani bu fizik meselesi daha hızlı çekebiliriz diye ama tabii ki hep bunu Kenan Bey'den de daha fazla öğrendim. Hani kentsel dönüşümde ciğerimize çektiğimiz asbest işleriyle bu mesele hani artık aynı anda güçlüsmüştü. Meselesi Türkiye'ye genelleşmiş oldu. O yüzden ara demeyecek mücadele, bu yeniden Türkiye'ye genelleşecek bir mücadele.
yazdığım şey demiştim, asbestten kaçış niye yok? Yani demiş inşaatın şeydi, eğer hafifte doğmadıysan da, işte Ankara Havalimanı'nda işçi olarak çalışmadıysan da, iller bankasının asbest su borularını döşemiş belediye işçisi değilsen de, tökeni de değilsen de, asbest çatı defa falan, bundan çok kalı bir hafta çalışan memur da değilsen, asbest kömür sobası levhası kullanmadıysan da, malzemeyi de koymadıysan da, efendim, ham madde depolarında bekçi olarak çalışmadıysan da, balataların sökülüğü iş konuda çalışmadıysan da, inşaat mağazası hafta çıkaramayan, naktıran bir nakliye işçisi değilsen bile, ne yaptı? Yanı başına kentsel dönüşüm. Geldi, riski alabilen, olduğu riski bina ilan da oldu ve birbirinde yıkılıyor. Bu bazen, burada da, burada bir kamu spotu bir şey çekmişti, kentsel dönüşüm aslında seyredebilirsiniz, Mekanda Adalet Derneği'nde asbestle ilgili bir kentsel dönüşüm bağlamında yapmıştım. Şimdi dedikten sonra burası, İzmir'de yapıyoruz ama İstanbul'da yaptım, burası İstanbul Kadıköy ilçesi, yalnız onu çıkarıp bağladım. Şöyle en azından Bağdat Caddesi ismini duymuşumdur. İstanbul'da herhalde metrekare fiyatı en yüksek Nişanlışı Nispeti, Palas Kartı Kartı Caddesi, Ulusal, 44'te olacak şey yani en lüks ticaret aksı. Bunun ağzı da yani denizin ağzı, adalar var burada, yukarıda falan. İşte Bostancı, Suadiye, Erenköy, Cadde Bostan. Yani hani Feride deniz yapı ne yaparsanız hem daha pahalı ulaşabileceğiniz daha çok az yer var çünkü Ulus Yalıman falan yok. Yani 2 milyon, 3 milyon, ben rakamlar buçuk bilmiyorum artık. Öyle bir tane ufak loft için milyon dolarlar ödediğim bir yer. Ve burada arkadaşlar bunu çizmeye çalıştık. Şu değerli 4000 tane, buralarda toplam olarak, şu aşağıda gösterdiğim mahallelerde, yani Bağdat Caddesi'nin yerinde, toplam yıkılan bina sayısı bizim içeriden aldığımız bilgilerde 2 sene arasında 2000'di. Riskli bina ilan ettiler bunları. Yani böyle bir şey olur ki yerler bir tanesi bile alıyor. Sonra bir de hamur dönemi türü var. Bunu son zamanlarda filmlere, dizilere çok bunu aldı. Fikirtepe mahallesi. Tabii en düşük gelirli mahallesinde bulundular ve Fikirtepe. Buraya hamur dönemi riski alanı ilan ettiler. Bir tane bir de buraya çarpacak. Çünkü burası biliyorsun, burada bütün bağlantı yollarının üzerinde. Yani son soyulaştıracak yer olduğu için toptan Fikirtepe'yi yaptılar ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tabii sesine geçiyor o zaman ve bundan 5-6 ay önce de bir gün baskında savan 1-200 binayı da yıktılar. Bizim tespitlerimize göre burası şu sınırlar, riskli ilan edilen sınır. Buradaki binaların çoğu en fazla asbestin Türkiye'ye ithal edildiği ve inşaatta da su borudası olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz dönemde yapılmış binalar. Yani bunlarda asbest çıkma oranı çok kamufaneli olmadığı için kullanmak noktalara bir şeyle tespit etmeye çalışıyoruz haritalamaya. Buradaki asbestli bina oranının 3'te 2'ye mi düşünüyorum? Şöyle bir yaklaşım yapabiliriz hocam. Mesela asbestle ilgili artık elimizde veriler var. Eskiden veriler yoktu. Biz bu verileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda da, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da paylaştık. Şimdi mesela İzmir'de, İzmir'den çok iyi bilmemekle beraber Serdar'ın konu. Asbestin gece kondu var yerlerde genellikle ya köprünün kısımlarında metalize yapılmışlar, ya garaj kısımlarında, ya sudurma kısımlarında, ya da çatıların. Çoğunluk kireç olması olarak. Çünkü İzmir'de çok, mesela Elazığ'da bu böyle değil. Çünkü Elazığ'da aşırı kar yağıyor. Asbestin malzeme karalığı yönetildiği orada taş devalar kullanmışlar. İzmir'in Antalya'ya yine aynı şekilde. Mesela atıyorum İzmir'de Kanyoka'nın Burizel Atölyelerinde asbest çok bulamazsınız. Belki hiç bulamazsınız. Ama İzmir İstanbul'da, Beşiktaş'ta çok bulursunuz. Kadıköy'de biraz daha az ama Gaziosmakbaşı'da hiç bulamazsınız. Yine Marmara kapalı malzemesi İzmir'de de bulursunuz, Tuzla'da da bulursunuz. Yani Türkler yerinde bulursunuz. Artık bu devlet elimizde var. Mesela İzmir'de marhumlarda çok bulursunuz ama İstanbul'da hiç bulamazsınız marhumlarda. Neden bulamazsınız? Çünkü İzmir kira yolunda detaylı bir kat fabrikası var. Yine bu macunu üreten arkadaşlarla konuştuk mesela. O macun üretimde çalışan babası, kardeşi gibi birçok yakın veya çalışanı mezotel yapan vefat edilmiş. Burada bir ocak vardı ama ben şimdi İzmir'i çok iyi bilmiyorum. Buca'ya yakın bir ocak var ve sizin oradan amiyant alın. Yani ve İzmir'deki macunların çoğunu asbest olur. Ve bunlar tamamen işte saha deneyimlerimizden. Elimizde eskiden hiçbir şey yoktu. Artık deneyimlerimiz var. Yani dediğim gibi ekonomik seviyesi düşük olan insanların olduğu yerde eterlik daha fiyatlı. Mesela Karıköy'de de eterlik bulamazsınız. Veya orada mahalleyi çok bulamazsınız. Ama parke bulursunuz. Aynen. Mesela Beşiktaş'ta
Beşiktaş ve Kadıköy aslında İstanbul ekonomik seviyesi iyi olan ilçeleriydi. Mesela Beşiktaş'ta karakter Boruca Rahsavu'nda siz asbest bulurken Kadıköy'de bulamıyorsunuz. Şimdi bunların hepsinin sebeplerini araştırdık. Çünkü Beşiktaş biraz daha iyi. Beşiktaş'ta müteahhit daha böyle mühendislik kullanarak yapmış. Yani daha böyle para ekleyip bulmuş. Çünkü asbest aslında biraz böyle bir çok bulunur. Böyle toprak, alt ve kullan yaptığı malzemeyi öbürünü tüm müteahhit yapmış. Ve yani bir daha lokal müteahhitler değil. Onlar Ağustos'tan yapmış veya başka malzemeler yapmış gibi. Yani artık bu veriler var. İlk bir ödenildi ama Ethernet'in ben daha ön planda olduğunu, İstanbul'dan daha çok fazla olduğunu ve Ethernet'e neden önemsiyorum? Geçen bir belediyeden bir arkadaş aradı, işte 2000 metrekare Ethernet'te kaç tane asbest lifi vardı hesaplayabilir miyiz diye bir benden ricada bulduk. Ben o durumu gerçekten hesapladım. İşte bir çok çok fazla değil, boyuna düştük, bir yol bulup belli, sayı bulup. Tam 30 milyar lif var. Bakın, ne kadar? 2000 metrekarelik Ethernet çatı 115 asbest içeriyor. Bakın 115 asbest içeriyor ağırlık olarak, hacim olarak aynı şekilde. Ve o liflerin tek tek ortalama boylarını ölçtük, enlerini ölçtük ve lifler demek artık 30 milyar tane bir an önce göstermenin resimdeki lif var böyle dikine. Yani kırıklarını saymadık. Kırıklarını saydığı zaman zaten trilyonları geçiyor artık. Ve neden bu önemli? Şundan dolayı önemli. Biraz önce dedim ki bir lif bile kanser yaparken öyle bir lif varken hani bunu biz söylemiyoruz yine bu kanser ajansları, yine sağlık örgütleri, yine toksikoloji dernekleri bununla ilgili rakamları ortaya koyacak. Bu sıfırın dediğimiz rakam, yani sadece bir mevzuat olan değil, tüm dünyada geçerli olan rakam. Bu şu demek, 1 metre küp, havada 100 bin. Şimdi aslında 0 bin böyle çok küçük gibi geliyor ağırlık ama şimdi metre küpe vurduğumda, yani şu basamın benim oturduğum taraf aşağı yukarı 1 metre küp olduğunu söylüyor ve burada 100 bin. Şimdi ulaşılmaz gibi gözüküyor ama biraz önce ben de dedim, bir tane taş telinin çapı kadar alanda binlerce de hesapladı. Yani doğal olarak 0-1 sınır değerine ulaşabilmesi için bir çalışanın biz aldığımız bulunmelerde 200 tane lif sayıyoruz. 200 tane lifi karşılıyorsa diyoruz ki tamam aslında 0-1'i geçti. Yani doğal olarak bu rakamlar ulaşılmaz rakamlar değil. Hele ki kanal rakamlar gibilerde yani çok rahat ulaşılan rakamlar. Ben bir daha bir şey yapıyorum. Asbest rapor. Bununla ilgili dünya kadar ölçüm yaptık. Hem uluslararası firmalar yaptık, hem Türkiye'ye gemileri yaptık, Tuzla'da. Bir alanda bir çalışmamız. Geri kalan tüm terfendileri gezip çıktık. Aynı zamanda ayı çarpıyordu. Ve biz pratiklerinde şunu gördük. Yani termik santral sökümlerine de gittik, efendim fabrika sökümlerine de gittik. Sadece ve sadece gemilerde bir mutluluğu çok yaşadık. Yani gemilerde kapalı ortamda tükürtme asbest veya çünkü hacim ne kadar küçükse asbestler o kadar korkunç. Yani hacim küçüldükçe asbestin konsantrasyonu artıyor. Ve maalesef insanı hasta edecek boyuta geliyor. Ve 200 tane lifi, 2 saatte kullanmanın önünde 200 tane lifi ve kalan lifi ve lifi altı olması için yeterli bir parçalık. Yani İstanbul en bağımsız ilçesi olarak ilçelerinden en bağımsız bile güneyinde daha az bağımsız ve tamamen işte bir liste alan ilan edilmiş işlere baktığımız zaman gördük. Yani esasında bu kadar yandan dünyanın kapalı yerlerde İstitüt işçisi veya İller Bankası su borusu üreten veya efendim parçalarında Sabancı'ya işte çalışan Sabancı'da bir kol deniz falan gibi devam etmiş işçinin kader esasında bütün bir şekilde genellenmiş oluyor. Yani hani İşçi alanında, iş yerinde verilmeyen mücadele hak sağlığına, hak alanına genişliyor ve bütün toplumun, yani diğer son olarak iş yerinde çalışmayan bütün kitlelerin sorunu haline geliyor. Yani bu çok çarpıcı geliyor bana. Dediğim gibi bize şu en çok Türkiye'ye 75, 85, 97'de girmiş, ilk yapmış ithalatlar ve bu üçünün ortalaması tam da buradan yani en fazla ithal edildiği zaman yapılaşmış yerin küllü olarak üstü bina, istik alan ilan edip sonra bir gece vakti fikir sesinde 1200 binaya 2 gün 3 gün içerisinde yıkılar. Yani orası bir rezidans oluyor. Böyle bir noktada var. Evet, bununla da bitirmek istiyorum. Dediğim gibi önümüzdeki bu genel buraya özel olan ve buradaki meslek hastalıkları mücadelesinden ve asbestin orada ne oynadığından bu örnekleri bahsettik ama aynı zamanda yalnızca asbeste dair ne yapabiliriz diye düşünürsek işte elimizde yapmadığımız imkanımız olmayan Türkiye'deki mesela bu asbest İzmir'de işte kır
madenlerin açık depolamaların, üretim alanların yani orada fabrika varmış, karamüsler de varmış. Bunların geçmişinin ve şimdiki durumlarına kalıp belgelenmesi. Belediyelere, yani bu konuda zaten belediyeler bir şey yapmayınca eylem yükümlülük, pozitif eylem yükümlülükte beni getirmiyor. Suç işliyor. Bir şey yapmamalı suç. Yani burada belediyenin üzerinden de çok ciddi bir mücadele götürmek gerekiyor. Bunun için de herkesin olduğu yerde bu geçmiş belgelenmesi lazım. Yani elimizde bir şey yapıyor. Bunun bütünsel olarak bir mücadele verenleşme hepsi kalıyor deposunun fabrikasını hani asbest üretimi yapanları. İşte Ali Asuk Gemizlik'in bölgesi demiştikler. Onun dışında çok büyük sorun bu ABÇ'li işte su borularının biraz önce gösterdiğim gibi hep yeni damlanın okul yapılması biz ancak yani suç belgeleme işte kişiler belgeleme aşamasındayız. Yani bununla ilgili iyi diyor, iyi de bir laf var. Kampanya çok önemli bir şey. Yani burada şu anda bir sendikal ortamda söyleyecek bir şey değil ama vatandaş hak sağlığı adına da mesela benim soruları ne? Ne oldu? Ne zaman dönüşüldü? Bu konularıyla ilgili Türkiye 1928 ilçesinde İller Bankası yalnızca bu tarzı kurulacak kullandığı için çok ciddi bir sorun var. Var olmasından daha bir sorun sökülmesi. Kentsel dönüşüm alanlarından bahsettik. Tabii deprem sonrası yıkım alanlarındaki rezalet, çok uğraştığımız sevgili yazarım da anlatır. Bir başarı olmadı. İstanbul depremini bekliyoruz. Yani orada hani seç beğen ölüm şeklinde ambiyans ticareti asbest hesaplandı ama ambiyans adı altında hala Türkiye'ye bu malzeme sokulduğunu biliyoruz. Yine mesleki tanıklıklarla. Endüstri mirası bekliyoruz. İşte zaten Ankara hava gazı, Bilgi Üniversitesi silahları, bunların sürdürülmüş bir şekilde apar topar işte ticaret fabrikası olduğunu biliyoruz. Bir yandan da halk kudralarından bahsettik ve çocukların sağlığı. Gerçekten bu ürünün tamamen hayatımızdan çıkarılması çok akut yani insan çocuğu ve bebeklik gören 2-3 yıl kullandı. Yani bu ne kadar çok insan duyarsa ihtiyacınız olan bir ürün değil. Bazen ayakları böyle ayaklar çok basit diye yapıyorlar. Yani çünkü bebekler de kullanıyor yani. Bize de kullanır aynı. Ben çocuğumu kullanmadım mesela. Mümkün olduğu kadar burada da bireysel tüketim alanında halk kudraları, kudra ile ilgili her şey. Gerekli bir ürün değil yani. Ölmeyiz kullanırsa. Bilemeyiz yani. Çünkü her seferinde elimizin altına kalırken çıkabilecek bir ürün. Bununla ilgili böyle değişik düzenler yapacak işler de asbeste dair alan diye ben bitireyim. Çok teşekkürler. Başka katkılar, sorular uzattık ama yine de gelmişken alabiliriz diye düşünüyorum. Bir 5-10 dakika kadar daha. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Herkes yoruldu. Bu arada hocam alanın merkezinde de bir riskli alan ilanı oldu Cumhurbaşkanımız tarafından. O da ekstra geliyor bize. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Yani mesela oradaki binaların yapım yıllarını bina envanterinden, belediye arşivinden çok kolay bulabilirsiniz. Ondan da yıkılacak. Bina, işte. Ben size bu haritada zaten açık. O harita, o binaların yapım yılları 66-82 arasında o binaların büyük bir kısmında. Muhtemelen şehrin en eski, yani ilk yerleşim yeri arası. İlk dönüşüm. Yani işte şimdi sizin mücadele alanınız çok açık belli olmuş oldu. Şimdi tabii bugün konumuz tehlikeli gemi söküm testleri, asbest kullarına kurulmuş. Bizler de yeni bilgilerle kavradık sayesinde. Gerçekten çok faydalı oldu. Yani Ali aslında yani başlı başına ele alması gereken çok değişik bir yer. Yani tamamen sahipsiz. Aslında tehlikeli gemi söküm testleri yani sonra bir rafineri varken bir rafineri daha kurulmuştu. LPG dolu tesisleri, LNG dolu tesisleri, depoları, park ocakçı denizleri, tesisleri, doğal gaz, termik santral, kömürlü termik santral, haddi haliler, ithal kömür depoları, ithal hurda depoları. Yani sayarken yorulacağımız bir dizi kirlilik bakımından çevresel kritiklerin aşıldığı çok önemli bölgelerin başında geliyor. Gemi söküm bunun sadece bir parçası kesin. Yani bugün biz bir petkim, bir rafineri dediğimiz zaman aslında tek kelimeyle geçiyoruz ama petkim ha
kaç tane tesisten müteşekkil. Türk Gaş Keza öyle. Yani bu bölge ciddi anlamda kümülatif etkinin altında. Bir de büyük sanayi felaketlerini büyük bir davetiye çıkaran. Gözde çıkarılmış. Bu konuda da büyük sanayi yani, felaketleriyle ilgili belediyenin Alaaddin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi bir yükümlülüğü var. Sizin her birinizin evinizde büyük sanayi felaketi senaryolarının yani mesela orada herhangi bir patlama olduğu zaman sizin nasıl bir gaz salınacağı, ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirmenin yapılmış olması gerekiyor. Buna dair yönetmeliğe dair. Beyrut kazası düşünün. Yani, şey, üçte bir oradan kalktı. Evet. Şöyle yani mesela biraz önce bahsettim. Erenci dönüşüm testi gemisi yapıldı. Sıfır ulaştırılmış Erenci gemisi geliyor. -260 derecede yanılmıyorsam burada gaza çevirip bahsediyor. Şimdi bütün bu fabrikalardan çıkan işte bir takım kirlilikler, tehlikeli bir çöküm testlerini çökülen, demirden gelip şöyle bir çelikte burada halinde tehlikeli inşaat edildi halinde. Bütün bu fabrikalardan çıkan gruplar, koç ormanların içinde yıllardır depolanıyor ve orada 200-300 milyon ton bulan artık coğrafik değişikliğe sebep olmuş bir takım kirlilikler var. Ne cürüf dediniz Bahadır Bey? Dedim ki kar ocaklarından çıkan cürüf, tufak ve bacak tozlarından oluşan. Evet. O da başlı başına ayrı değerlendirmesi gereken bir konu. Zaman içinde onu sizlerle konuşuyoruz. Şimdi burada çıkan yangından sonucunda 2019 yılında bizim sivil toplum olarak baskılarımız sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir komisyon kuruldu. Büyükşehir Belediyesi bu komisyonun masraflarını karşıladı. 1.9 milyon bütçeli bir komisyon. Çevre komisyonu. Evet. Ali Ağabey Çevresi Araştırma Komisyonu. Geçtiğimiz gün son toplantısını yaptık. Ege Üniversitesi İlahi Fakültesi Toprak Bitki Bölümünden bölgedeki toprak, bitki ve üzerindeki etkiler araştırıldı. TÜBİTAK Van'da hava ve deniz üzerinde ve su yer altı sular üzerinde araştırmalarını tamamladı. TÜBİTAK'a sipariş mi verildi? Evet, evet. Yani TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi üzerinden yürütüldü. Ben de o komisyonun bir sivil toplum temsilcisi üyesiyim. İki sene sürdü bu. Aslında 16 ay sürecekti ama pandemiden dolayı biraz uzadı. Geçtiğimiz hafta bu komisyon raporları komisyonunda sunuldu. Şimdi biz o raporları üzerinde konuşmayalım. Bunun bir döküman halinde belediye yani İzmir Büyükşehir Belediyesi bunun dokümantasyon halinde dokümantasyon yapacak ve biz basılı belge olacak. Güncel bir belge. Biz tabii komisyon üyesi olarak toplantılara gidip geldikçe bilim insanların yaptığı bu araştırmalarda ciddi şekilde aslında zaten bildiğimiz bir şeydi ama bir kez daha özür dilerim seyredildi. Dolayısıyla evet yani işte bu raporlama dönemindeyiz şu anda. Herhalde birkaç ay daha sürecek. Eylül ayında tekrar bir araya gelip hepimiz görüşlerimizi de aktaracağız. Bu hepimizin görüşlerinden bu rapor bir yoruma verecek. Dolayısıyla elimizde güncelde bir rapor olacak. O rapor çıktığında sizlerle de paylaşmak isteriz zaten. Yani Alea bölgesi aslında bakarsanız yani böyle sahipsiz bir bölge. İzmir'in kuzey aksında oynanan kirli oyunların önemli bir parçası. Yani burada dilediği tesisi yapmakta kendini hak görür. İSTİM arkasından gelirler. Tesis başladı. Ondan sonra bir davalar açarız. Yani termik santral süreci de öyle oldu. Üç defa davayı kazandık. Dördüncüde kaybettik. Öyle oldu. Dolayısıyla artık bu bölgeye yeni hiçbir tesisin yapılmaması, mevcut olanların da süratle rehabilit edilmesi gerekirken biz kapasite artırımlarını yeni tesislerle burayı iyice işin içinden çıkaması hale getirdik. Yani sırf bugün dinlediğimiz konu bile insan üzerinde ne kadar etkili olduğu ortadayken bir de düşünün kümülatif olarak burada 2003 bin tane tesisin kümülatif etkisi. Çünkü biliyorsunuz çevre kirliliğinde 2 ile 2, 4 eder ama 2 baca topladığında birle bir iki etmiyor o zaman kümülatif olan çok daha büyük geometrik etki yaratır. Dolayısıyla yani bu bölge gerçekten artık yani bırakın bir tesis yapılmayı, hani çivi dahi çakılmaması gereken bir bölge. Ama biz hala
burada yaşamaya çalışan insanlar olarak. Ek yapayım. Mesela şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme programına girdi. Alarm havası şu anda gördüğüm kadarıyla Türkiye'de en temiz havası. Evet. Alarm havası. Yani şimdi ölçmeden bilemezsiniz. İşte adamlar ölçmüş. Yani oraya yeni tesis yapıldığında bu değerler de önünüze gelecekler. Ya, ama hava havanı şey olabilir. Şey yani. Bilmiyorum tabii terminallerin olduğunu falan bilmiyorum. Hayır, genellikle bu bölge müzey rüzgarlarının etkisi altında olduğu için daha yoğun kirli bir bölge. Horoz yediği Bozköy üzerinden Meraş şey yavası kirli takipçilerden güzel bir etkisi var. Yani bu tek tek ölçüm istasyonlarının temiz olması ben de espri amaçlı gösteriyorum. Gayet de. Ben de böyle olduğunu inanıyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Bu rakamları daha 6-7'den yolda çıkıyorlar. Abi benim kapalıydı. Ben bu rakamda mı? Kapalıydı. Yani da bizim zorlarımız çıktı. Ya şu an ben bu gece. Evet. Şimdi hanımlar gelip sabah kadar. Evet. Vatandaşın bütleri yapmayı devam ediyorlar mı? Çok önemli. Yapıyorlar ama yani şimdi sabah konusunda bütün ölçüm sistemlerinin yanında biz de ayrıca ölçtük. Onların değerleri de çıktı. Bu çalışma 10 sene evvel de yapılmış. Şimdi 10 seneki evvel çalışmayla da karşılaştık. Yani ben laf uzattım ama yani çok kirli bir bölgeden bahsediyorum. Yani orada aslında yapmak için. Ama beni yanılt bir şey için yani, ne derler? Ters düşürdünüz. Ben eskili yaptım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sonuna kadar da biraz hepsini devletleştirmeye çalıştık ama artık adım adım gittikçe teker teker patlayacak. Bir hafta önce konuştuk.